Sevgili Manisalılar, hayırlı akşamlar. Yine Manisa'ya Bakış programında Manisa'nın ilk yerel televizyonunda sizlerle beraberiz. Bizleri izlediğinizi çok iyi biliyorum. Televizyondan izlendiğimizi de biliyorum ama Facebook'tan ETV Manisa canlı yayından da izlediğinizi biliyoruz. Çünkü biz buradan kontrol ediyoruz ne kadar seyrediliyoruz, ne kadar seyredilmiyoruz diye. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Efendim herkes akıllıdır ama aklını kullanan başarılıdır. Şimdi bugün tabii aklını kullanıp da başarılı olanlar var aramızda. Bu arkadaşlarımız da tabii Manisa'mızın o bölgesinin, o mahallesinin devleti. Yani muhtarlarımız var efendim. Muhtarlarımızla beraberiz. Şimdi ben size muhtarlarımızı önce bir tanıştırayım. Ondan sonra yavaş yavaş da konulara gireriz. Bizi izlediğinizde o mahalle ile ilgili bilgi aldığınız gibi Türkiye'mizle de ilgili bilgi alabileceğimiz arkadaşlarımız da var işimizde. Veyahut da bir deyişlerle oralara şeyler gönderecek arkadaşımız kuliste öyle görüştük. Herhalde siz de umarım seveceksiniz. Evet, hemen muhtarlarımıza dönelim. Muhtarlarımızdan Fatih Mahallesi muhtarımız hem kendisini tanısın, ben tanıtmayayım, hem kendisini tanısın, hem de ne kadar zamandır yapıyorsunuz, nasıl yapıyorsunuz, bir onları, buyurun. Ben Doğan Akın. Fatih Mahalle Muhtarı, Fatih Mahalle Muhtarıyım. Evet. Fatih Mahallesi'nin devletisiniz. Öyle değilim. Öyle ama. Evet. Öyle ama. İlk dönem. Tabii birinci dönem. Birinci dönemim. Evet. Allah nasip ederse bir ikinci dönemimiz de nasip olursa. İnşallah. İnşallah o günleri de Allah nasip eder etmez. O günlere bir çıkalım. O günde bir seçimimiz olur. Seven halkımız severse verirseler gene adayız. Kaç aday vardı karşınızda? Tek aday mıydınız? Üç adaydık. Ha, üç aday üç aydık geçen evet. Dönemde. Üç adaydınız. Biz yarışın galibi ben o zaman olmuştum. Buna da şükür. Halkımıza da teşekkür ederiz. Sevmişler, saymışlar. Yani mahallenizin hepsine. Tabii. O yönden çok teşekkür ederim zaten mahallime. Ama siz, ben size geldiğimde falan mahallenizle ne kadar ilgili olduğunuzu orada gördük. Teşekkür ederim. Az sonra tabii evet. VTR'de yaptığımız röportajlara da o çıkacak zaten ortaya. Sizden habersiz yaptık biz röportajları. Sizin bilginiz yok. Evet. Az sonra inşallah beraber izleyeceğiz. Hem de seyircilerimiz izleyecek. Efendim, tabii siz de aday olduğu için söylüyorum. Seçilen kimse de suç aramamalı. Tabii ki. Veya seçilmeyen. Evet. Kendini seçileni tebrik etmeli. Yani diğer arkadaşlar için bu. En kısa zamanda normal hayatına dönmeli. Yani seçilemeyen üzülmemeli. Yani üzülüp de kahretmenin alemi yok. Sonuçta bu bir yarıştır. Yarıştır. Bu yarışın galibi kimse o kaybedene gidecek, onun elini öpecek, geçecek. Bu kadar basit. İşte o arkadaşlara yani size de söylüyorum. He. Tarihlere, haber taşıyan insanlara inanmamalılar. O kadar. Siz de. Aynen. Diğer arkadaşlarımız da. Aynen. Medeni cesaretlerinden dolayı kendileriyle gurur duymalar arkadaşlar için. Sen seçildiğin için zaten gurur duyuyorsundur. Evet. Ama diğer arkadaşlar da bu cesaretlenmişler. Onları da tebrik olursa, etmek lazım. O cesareti almış yani, oraya gelmiş o da. Kendileriyle gurur duymalılar. Yani. Bugün oy vermeyen halkın bir gün onu tercih edeceğini de unutmamalılar. Yani. Yani bu bir yarıştır. Bu arkadaşlarımıza ya gönderme yaptık. Ama onların lehinde. Onların lehinde. Evet. Efendim seçmen sayınız kaç? Seçmen sayım benim 2 milyon 2650. 2650 seçmen sayınız evet. Var. Peki nüfusunuz? Onu da biliyorsunuzdur muhtemelen. 5000'in üzerinde. 5000 üzerinde. Onda 5000 diyelim. Yani %50 civarında seçmen var yani. Var. Değil mi? Yani %50'si herhalde çocuk veya... Ya şimdi şu Muradiye'deki bu yapılar olsun, Orosköy'ün bir kısmında olan, benim mahallemde göç aldım. Evet. Ettiler. Benim mahallemde düştü. Şu anda... Şey düştü, seçmen sayın mı düştü? Benim düştü. Benim 3000'in üzerindeydi seçmenim. Senden az olan arkadaş kaç oy aldı hatırlıyor musunuz? Bayağı zaman oldu ama. Vallahi bilmiyorum ama 800 mü? Yani. O kadar almıştır. Ama bir dahakinde aday olur. Belki senin aldığın oyu olur. Alabilir. Değil mi? Olabilir yani. Tabii benim aldığım evet. Oyu da alabilir. Peki muhtarım, mahallede yapmak istediklerinizi yapabildiniz mi? Kafanızda hayal ettiğiniz,
ben buraya muhtar olsam şunları şunları yapacağım deyip de yapabildikleriniz var mı, yapamadıklarınız var mı? Şimdi mahallede istediklerimiz çok şeyler var. Ama hayır, belediyeden değil, sizin hayalinizde. Kendimin istediğim, tek bir şey istediğim benim mahallemde, bizim bir imarımız yok. Bu imarı olmadığından benim mahalle çok sorunlu bir mahalle. Hiçbir şey bugüne kadar olmadı. Bir tek istediğimiz zaten mahalle olarak, halk olarak da, Fatih Mahallesi olarak da istediğimiz bizim tek bir şeyimiz vardır. Bu imarın açılmasını. Bu insanlarımız çoğunlukla bu yönden göç ediyor. İmar Fatih Mahallesi. Olmadığından mı? İmar... İmar olmadığından. Başka mahalleye gidiyor. Başka mahalleye gidiyor. Yani bir kat gibi, bir o yeni şimdi Murad'da yapılan binalar gibi ya da Orsköy'de yapılan binalar gibi olsa belki benim Fatih Mahallesi'de bir farklı olacak yani. Ama şu anda hiçbir şey yok yani. Aslında kaçanlar, göç edenler çok. Çok değil mi? Evet. Ama şimdi Muradiye ile kıyaslarsanız bundan evvelki belediye başkanı, yani belediye devam ederken Erdinç Bey'in planı uygulanıyor orada. Herhalde yeni o revizyon imar planı falan filan oraya da uygulanacak ama geçmedi. O eski sistemde devam ediyor. Yani o günkü belediyenin aldığı imar projesinde devam ediyorlar. Yani yeni bir şey yok orada. Var mı? Yok yok. Yok. Şimdi benim mahallemde de 2,5 kat var. Bunu başkan Mehmet Çerçi başkanımızla da biz bir ara görüşmüştük. Ada ada kentsel dönüşüme sokalım demiştik. Öyle bir orada gittik en son mahalle sakinlerine birlikte toplandık. Belediye başkanımızın yanına gittik. Belediye başkanımız da bizim bir aile şey yaptı bize. Bunları düzenledi. Biz buna göre bir çalışma yapıyoruz dedi. Evet. Sağ olsun o gün için o arkadaşlarımızla, mahalle sakinlerimizle bir şey diyemediler. Şimdi yani, muhtarım çok özür dilerim ama diğer arkadaşlara da aynı şeyi soracağım veya söylemiş olayım. Şimdi Manisa'mız çok eski bir şehir. Evet. Biliyorsunuz mutlaka Peker Mahallesi. Yarasanlar Mahallesi'nin bir kısmı. Yanlış hatırlamıyorsam 1989 yılında Zafer Ünal başkanlığının döneminde oranın imar planı oldu. Uygulaması ondan sonraki Adil Aygül'e kaldı. Yani kaç sene geçmiş üzerinden, eğer yangından bu tarafa düşünürsek aşağı yukarı 40 sene geçmiş. Yani sizin orası da mutlaka olacaktır. Büyüklerimiz, belediye başkanlarımız, çalışanlarımız, belediye mesulelerimiz sizlerle ilgili de mutlaka düşünceleri. Biz isteyen tarafız değil mi şimdi? Tabii. Biz isteyen tarafız. Bir de karşı tarafta düşün bakalım. Yer değiştirsek acaba sizin isteklerinize siz orada cevap verebilecek misiniz? Yani o da çok önemli. Çok. Yani Mehmet Çerçi başkanım olsun, diğer mahallelerde yaptığımızda inşallah Ömer Faruk Çelik olsun veya Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün olsun. Mutlaka ve mutlaka onlar da yapmak istiyor ama engeller olabilir. Muhakkak. İşte bu engellerde orta yolu bulmak da muhtarlara düşüyor. Evet. Yani belediye ile efendim halkın arasındaki orta yolu bulmak da biraz muhtarlara düşüyor. Yani ben orada oturan bir arsa sahibi olsam, işte bana 5 verdiyse yok benim neden 7 değil, 4 verdiyse neden 5 değil, benim %40 aldılar, çok aldılar, işte benim köşeye çıkarmadılar, ortada bıraktılar falan, bunlar olacak. 20 aldılar. Yani birilerinin canı yanacak ama çoğunluk mutlu olması lazım. Evet. İnşallah sizin orada 5000'lik plan benim bildiğim kadarınca şu anda çalışmalar devam ediyor. İhalesi yapıldı Büyükşehir tarafından. Ben öyle biliyorum ki doğru olduğuna inanıyorum. Yapılıyor. Ondan sonra da 1/1000'liklerde imar dediğiniz için bunu söylüyorum. 1/1000'liklerde ilçe belediye başkanlarımızın yetkisiyle devam edecek. Yani, o zaman da artık belli olacak. Evet. Ama destek olmalısınız. Tabii, ama zaten yani, ben canı yürekten destek olmaya çalışıyorum ki benim istediğim bir an önce çıksın. Bu imarın çıksın. Bu insanlar nasıl olacak, nasıl edilecek? Bu mağdur mu olacak, iyi mi olacak, kötü mü olacak? Bu insanlar bilmesi lazım. Evet. Vatandaş bunu bilmesi lazım. Bunu istiyor zaten. Bir ara sizin orada mega projeler falan filan. Mega sonra geldi, istenmedi. Büyükşehir Belediye Başkanımız gelmişti o zamanlar. Evet hayır şeyi çıkardı o zaman. Orada da evet çıktı ama olmadı, o da olmadı. Onu da kabul etmediler o zaman halk. Evet. Öyle kaldı. Bu bölümde senin için teşekkür ediyorum. Hemen arkadaşlara dönelim. Ben teşekkür ederim. Şimdi Ferit Çakmak Mahallesi muhtarımızla sohbetimize devam edeceğiz.
Musa Sezer. Hem kendinizi tanıtın hem de mahallenizle ilgili yapmayı düşündüklerinizi yapabiliyor musunuz, yapamıyor musunuz? Kafanızdaki ilk madde mesela, siz kaç dönemdir belediye muhtarsınız? Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Evet, 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 çok teşekkür ediyoruz. Maraş'a Feyiz Çakmak Mahalle Muhtarı Musa Sezer. Ben ilk dönem diyeyim artık. Birinci dönemde ben azo olarak çıktım. Muhtarımız seçimleri kazandıktan sonra bir hastalık rahatsızlandı. Hastalık peydalandı. Bunu tedavi görmek için hastaneye yatırıldı. Ben vekaletten baktıktan sonra 4-5 ay vekaletten baktıktan sonra kaymakamını çağırdı. Devretti. Uzun sürede devretmişti. Geçen sene 6. ayda seçime gittim hale. Bir rakip vardı. Ha, siz normal yerel seçimlerle gelmediniz. Az olarak. Ben... Sonra tekrar seçim yapıldı. Evet. Öyle mi? Evet. Seçime gitti. Bir rakip vardı. Rakime karşı millet beni tercih etti. Teşekkür evet. ediyorum. Ben de o aday olduğu için sen de ona teşekkür et. Evet. Aynen. Aynen. Şimdi milletin tercihine saygı duyarız. Bir dahaki seçime eğer nasip olursa yine karşımıza aday çıkarsa millet kimi tercih ederse saygı duyarız. Bu şeyi söyler misiniz, seçmen sayınızı? Geçen dönem 7500 seçmen vardı. Evet. Bayağı göç alan bir bölgeyiz. 7500? Evet, seçmen. Yani bayağı büyükmüşsün yani. Evet. Nüfusun ne kadar? Nüfusu şu anda resmi olarak 25'e dayandı. Neden net söyleyemiyorsun? Bir sıkıntı mı var? Ya sıkıntı şu, sürekli göç alan bir bölgedir. Yani net bir şey söyleyemeyiz. Peki sizin orada işte 20 bin, 22 bin diyorsunuz. Bu 22 evet. bin kişi ikamet ediyor mu? Tabii. Yoksa ikamet ediyor. Başka türlü bir şey mi oluyor? Yok yok, ikamet eden yok yani. Yani şey. Yok. 22 bin. Çok kuvvetli bir sayı yani. Peki seçimleri aldınız yani Haziran'da. Evet, Haziran'da. Ara seçim mi oluyor? Ara seçim. Aldınız. Evet. Kafanızda tasarladıklarınızı yapabildiniz mi mahallenizde? Yani ben şunu hemen yapmak istiyorum deyip de yapabildiğiniz o bir şey oldu mu? Vallahi şimdi devlet yaparsa olur. Evet. Biz tamam hayal ettiğimiz şeyler var. Normal nüfusu karabalık olan bir mahalle olduğu için bir taziye evi olmuş olsaydı iyi olurdu evi. Diye. Evet. Onu da herhalde şu anda gündemde var. Sağlık ocağı olsa iyi olurdu. En büyük mahalle biz olduğumuz için şimdi Atatürk Mahallesi'nde sağlık ocağı var. Ama 4 mahalle oraya bağlı. Evet. En büyük mahalle biz olduğumuz için biraz da dağınık, kenar mahalle olduğu için uzak mesafede gelen insanlar var. Bunlar hepsi yayan gidiyor. Araba bindiği zaman Horusköy'de gitse olur. Yani mahallenizin içinde sağlık ocağı yok. Yoktu. Şu anda bir sağlık ocağı, FETÖ'de kalan bir sağlık ocağı ayın sonunda faaliyete girecek. Ha, girecek yani. Evet. O zaman sen almışsın onu yani, halletmişsin. Hayal ettiğim şey onlardı zaten. Hı. Yani kocaman bir mahallede sağlık ocağı yoktu. Taziye evimiz yoktu. Hayal ediyordun bunu. Evet. Değil mi? Olsun evet. istiyordun. Mahallemizde mesela daha önce mesela 40 senedir ben o mahallede ikamet ediyorum. Doğru dürüst hizmet almamıştı. Ben vekaletten baktığım süre içerisinde de olsun sonra seçildikten sonra bugüne kadar yapılmayan hizmetleri getirmek istedim Allah rızası için. İnşallah Allah o fırsatı da verir. İnşallah. Başarırım da. Peki mahallenizin istekleri için sizin tabii genelde %99 belediye işiniz. Evet. Gerek büyükşehir gerekse ilçe belediye başkanımızla. Yani istediğinizi almak için telefonla mı hallediyorsunuz? Yüz yüze mi rica ediyorsunuz? Vallahi orada kapıda oturuyorsunuz, koltukta bekliyor musunuz? Nasıl yapıyorsunuz? Şimdi insan bir şey yapmak istediği zaman telefonla olmaz. Bunu devamlı yüz yüze büyükşehir olsun özellikle ilçe belediye olsun başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Çünkü kim nereye gittiysem boş gelmemişizdir. İnşallah yani anide olmadıysa uzun vadeli de olsa olmuştur. Evet. Şimdi bizim arkadaşlar da gösteriyorlar ama sizin orasını bilmiyorum. Ekranın arkasında. Şimdi Feyzi Çakmak Mahallesi'nde bizde bir kanal altı problemi vardı. Evet. Oraları gezdik. Sizlerle beraber dolaştık. Sonra sizden ayrıldık ve tereler yaptık. Evet. Sizin orası herhalde değil mi? Bu şu anda evet. ekranda gördüğümüz sizin orası. Aslında sizin orası çok güzel olmuş. Ben aşağı yukarı 8-10 senedir ben oraya içerilere girmemiştim. Girdim de ben sizin orasını, bak samimi söylüyorum,
Bunu riya olsun diye söylemiyorum. Ama siz yaptınız. Ama sizden evvelki muhtar yaptı. Ama belediye başkanlarımın üstünde durdu yaptı. Gerçekten mahalleniz kötü değil. Ha o kanal altınızda biraz sıkıntınız var. İşte şu anda da oraları görüyoruz. İnşallah o küme evler kısımlarında da bir şeyler olur. Şimdi hizmetten ziyade mahallenin sorunu olan evet. Bu küme evlerinde önce dereydi, şimdi dağ oldu. Bunları bütün Manisa'daki moloz döküntüleri kapan getirip mahallenin dibine hemen döküyor. Bu konuda Büyükşehir'e de rica ettik. Yunus Emre'de kim bununla ilgilenecekse, bu sorunu giderecekse çok seviniriz. Duacı olacağız onlara. Yani mahalle görüntü yani olarak zaten görüyorsunuz. Şu görüntü beraber çekmiştik. Sıkıntınız olduğunu söylemiştiniz. Evet. Gerçekten oraları neden moloz döküyorlar? Onu sordunuz mu? Şimdi neden döktü? Normal vatandaş moloz dökülecek yerler vardır. Bu derelere getirip yani nakliyeciler getirip döküp kaçıp gidiyorlar. Uzağa götüreceğine yakın yere döküyorlar. Bunu bir nevi de... Sizin orası yakın. En son ve yakın. Evet. Yakın olduğu için getirip döküyorlar, kaçıyorlar. Bunu ben orada bekçilik yapacak değilim. Bir tanesini yani görebilirsem görürüm. Yoksa devlet yetkileri olsun, mesela Yunus Emre Belediyesi olsun, Büyükşehir Zabıtası olsun, buraya bir şekilde ya kamera sistemiyle veyahut oraya birkaç kişi belli bir saatlerde dururlarsa akşamüstü bunu kim döktüğünü görüp ceza yazarlarsa bir daha bunun önüne geçilmiş olur. Bir daha yani dökülmez. Birkaç ceza yazılsa evet. Zaten dökülmez. Aynen. Dökenler de aynı kişilerdir. Aynen. Yine sizin takibinizde yine takılıyamamış. Evet. Şimdi bir rüzgar geldiğinde poşet, laylon hep mahallenin içine. Bu da hiç hoş bir görüntü olmuyor. Bu mahalle sakinleri de bu konuda çok rahatsız. Orası da imarsız olduğu için bir an önce oraya da bir imar çıkarsa, geçici bir imar çıkarsa en az da kaçak yapılaşmanın önüne de geçireceğini diye düşünüyorum. İnşallah. İzin verirseniz diğer muhtarımıza tamam, geçelim. Sonra tamam. İkinci bölümde inşallah sizlerle tekrar sor. Evet, hem kendinizi tanıtın muhtarım, hem de bir şiirle başlayın. Sizin güzel şiirleriniz olduğunu duydum. Hatta ülkemizi ilgilendiren bir şey varsa, zihninizde veya yazdığınız bir şey varsa, buyurun. Öncelikle Elincil Mahalle Muhtarı Erol Akar. Muhtarlığın yanında bir de ozanlığımız var. Bunun ikisini paçal ettiğiniz zaman ortaya güzel şeyler çıkıyor. Türkiye coğrafyasını iyi bilmek lazım. Eğer bu vatanın evladıysan kendi coğrafyamızı iyi tanımak lazım. Ve yaşadığın ili de iyi analiz etmen lazım. Bunu da böyle nakış nakış okumak lazım. Öncelikle... Var mı öyle bir şey? Öncelikle... Çok uzun değil ama değil mi muhtarım? Çok kısa. Peki. Bu yaz geliyor, kışımız bitti. Sizin ekranınızda şöyle aklıma ilticalen bir şey geldi. Bunu hep beraber paylaşalım. Buyurun. Kışın sonu oldu bahar. Bu yazımız güzel olsun. İnşallah. ETV'nin ekranından duyanlara selam olsun. Aleyküm selam. Doğusuna batısına, erenlerin duasına, memleketin bekasına, koşanlara selam olsun. Aleyküm selam. Manisa güzel ilimiz. Sağlamdır bizim özümüz. Dalgalansın bayrağımız. Ayına yıldızına selam olsun. Çok teşekkür ederiz. Hepimiz Allah kuluyuz. Gelecekten umutluyuz. Bismillah'tır kelamımız. Okuyana selam olsun. Aleyküm selam. Erol der ki dostum nerede? Ev sahibi sayın göde. Muhtarların sohbetiyle duyanlara selam olsun. Aleyküm selam. Ne güzel vallahi muhtarım. Çok teşekkür ederim. Şimdi mahallemize gelelim. Eyvallah. Bizim mahallemiz Horozköy 4 tane mahalleden ibaret. Horozköy biliyorsunuz Sayın Doğan abim 150 yıllık bir köy. Gelen yönetimler geçmişte Horozköy'e sade 4-5 yılda seçim arenasını gelip dönmüşler. Horozköy aynı zamanda bir tarım bölgesi. Manisa sanayi bölgesi olduğu gibi Horozköy de Allah'a şükür böyle meyvesiyle, üzümüyle, hasatıyla Türkiye'ye böyle ambar verecek bir beldemiz. Horozköy'de müteahhitlere çok teşekkür etmek lazım. Neden? Neden? Müteahhitlere dediniz de neden? Belediyelerin yapmadığını müteahhitler yaptı. Mesela? Nasıl yapmadı? Allah rahmet eylesin Adil Aygün zamanında bir imar çıkıyor. O imar ta 20 yıl önce çıkıyor ama hiç kimse çiviyi çakmıyor.
Bugün müteahhitler böyle omuz omuza ellerini verdiler. Horoz köyü Allah nasip ederse 2020 yılında Manisa'nın en cazibeli bir mahallesi, kenti yapacağız. Böyle mahalle modeline uygun, her şeyiyle, doğalgazıyla, bütün kurumlarıyla böyle bir şehir bekliyoruz. Evet. Onun yansımalarını da görüyoruz şu an. Çok göç alıyor. Horoz köyden ev almak isteyenler alsınlar. Neden? Ev fiyatları çok güzel. Reklam amaçlı söylemiyorum. Teşvik amaçlı söylüyorum. Fakir fukaranın yaşayacağı bir bölge. Müteahhitlere niye teşekkür ettiniz? Orasını tamamen... Müteahhitler bu işe gayret etmeseydi kimse yapmazdı. Adil Bey projeyi yaptı zamanında. Aynen. Müteahhitler de tamamını yaptı. Tamamını yaptı. Aynen. Yani yüzde kaçla gidiyorsun orada? Hani buradan duymuş olsun. %50 ile gidiyor şu an. Of. Adamın 100 metrekare arsası var. 5 kat bina yapıyor. Müteahhit 2 kat ona veriyor. Kalan 3 katı kendine. 2,5 kat veren var. 2 kat veren var. Onun için mal sahipleri de bu işe böyle müteşekkir. Neden? Yani ne şiş yandı ne kebap yandı. Herkes böyle gönül rızasıyla anlaşıp ev sahibi oldu. Çok muazzam da olacak inşallah. Büyük marketler, iş merkezleri geldi. Önümüzdeki inşallah yılla bir banka bekliyoruz. İnşallah. Manisa PTT Baş Müdürü'ne teşekkür ediyorum. Postanemizi açtılar. Postanemize bir de emekliler için bankamatik koydular. Daha noksanlarımız çok. Evet. Bu noksanlar bu haliyle kalacak hali yok. Neden? Gelişen Manisa ile, büyüyen Manisa ile bizim mahallemizde büyüyecek. Revizyon imar planı size faydası olacak mı? Neyi? Revizyon imar planı size faydası olacak şu mı? Şu an yok, bize faydası yok. Biz zaten şu an kentsel dönüşüm imarla gidiyoruz. İmarla gidiyorsunuz siz. Aynen. Evet. İmarla gidiyorsunuz. Sadece bir sıkıntımız var. O gün mesela Adil Bey, Allah rahmet etsin, bizim Atatürk ile 50. yılı Fevzi Çakma projesini yaparken kimi yere ana hattillere 5 kat veriyorlar, kalan kısımlar 3 kat. Şimdi 3 kat olan insanlar biraz isyanla. Neden? Ya aynı güzergahtayız, aynı zemin, aynı etüt. Burası 5, burası 3. İnşallah Büyükşehir'in de böyle bir çalışması var. Belki önümüzde 3-5 ay içinde böyle bir onlara bir şans bekliyoruz. Olur mu, olabilir. Arsalar duruyor mu? 3 kat yapıldı mı? 3 kat binalar zaten yerinde. Binalar hayır, hayır. Eskiden yeni yapılmış. Mi yapıldı, eski yapılmış? Eski yapılmış. Ha, onlara da 5 kat istiyorsunuz yani. Aynen. Evet. Onlara da 5 kat istiyorsunuz. Evet. Sizin seçmen sayınızı alabilir miyim? Seçmen sayımız 1600'dü. 1600. Evet. Yalnız şimdi çok göç oldu. Zannedersem 2000'in üstüne çıktı. Seçmen sayımız. Aynen. Peki nüfus? Nüfus 3000. 3000. Evet. Zaten hep %50 civarında aynen devam ediyor. Şimdi bu yükseldi diyorsunuz yani. Evet. Peki sizde aday var mıydı? Veya ilk 3 adaydık. 3 adaydık Sayın Doğan abim. Geçmişteki benim karşımdaki eski muhtar adayımız Şenol Göçmen diye bir arkadaşımız, babadan oğula geliyordu. Horozköy'ün yerli, köklü bir ailesi. Biliyorum. 40 yıldan beri Horozköy'de böyle emekleriyle, sanatıyla, insanlara böyle temiz, muazzam bir aileydi. Onlar da zaten Horozköy'de kahvelerin işlerini kapattılar, şu anda gittiler. Başka bir aday abimiz vardı. Böyle bir yarışımız oldu ama demokrasi... Aranızda bir şey kalmadı ama değil mi? Yani seçim sonrası? Yok, hiç yok. Olmaması hiç lazım zaten. Ben kazandığımda Şenol Bey geldi, beni tebrik etti. İyi ki dedi, senin gibi böyle mahallesini, kendini bilen güzel bir aileden böyle bir arkadaşın gelmesine mutlu oldum dedi. Ben evet, de ona teşekkür ediyorum. Evet, bu bölümde teşekkür ederiz. Eyvallah. İnşallah ikinci bölümde de sizinle sohbet İnşallah ederken yine bir güzel bir şehiriniz İnşallah isteyeceğim sizden. İnşallah. Muhtarım. Tekrar Doğan Bey, size geldik. Buyurun. Şimdi adaşımız. Ben adaşız, evet. Adaşız. Şimdi bu tabii çok özel bir soru ama Mehmet Çerçeve ile ilişkileriniz nasıl? İyi. Yani bizim Yunus Emre belediye başkanımızla daha önce de sordum ama Mehmet Çerçi diye sormadım. Peki daire ilgileniyor mu sizle? Mahallenizde sizinle ilgi gösteriyor mu? Mehmet Başkanımız... Daire derken belediyede kastettim. Hiçbir sıkıntımız yok. Belediye Başkanımız gün geliyor mahallemize geliyor. Ne zaman söylesek buyur gel başkanım bak mahallemiz böyle böyle desek de geliyor halle. Tabii ki mahallemizde imar olmadığı için insanlarımız daha çok belediye sizin başkanımız... Sizin imardan başka sıkıntınız var? Yok. Sadece imar. İmar. Parkımız yok. Peki. İşte bizim onu istiyoruz. Doğalgaz yok ama sizin. Doğalgaz yok. Yani imar gelirse doğalgaz. Sağ olsun başkanımız onu da aradı. Doğalgaz müdürünü de aradı geçenlerde gittiğimizde. O onu da aradı.
İşte onun da ayın Nisan'ın 6'sında bir toplantımız olacak. Peki imarsız yerlere doğalgaz çekiliyor. Vallahi ben de bilmiyorum şimdi. Nurpınar'a falan gidiyor yani. He? Nurpınar'a falan gitti. Gitti. Şimdi muhtarımın da bazı sokaklarında imar olmaz. Sizin de doğalgaz sıkıntısı var değil mi muhtarım? Yok. Üçte ikisine verildi. Ha verildi mi? Siz doğalgaz mı? Nasıl atladılar seni oraya gittiler? İşte diyorum yani. Ama o doğalgaz oradan sen geliyor. Torpillisin o zaman. Hayır. Torpilli. Şimdi o taraftan doğalgaz geliyor. Ha o taraftan geliyor. He. Evet. Doğalgaz ya şehir merkezinden değil de değil o taraftan, Fezli evet. Çakmak Mahallesi. Muradiye'nin ilerisinden geliyor. Evet, o taraftan geldiği için ilk önce orada geçmiş oluyor muhtarımızın olduğu yere. Şimdi bizim burada da ben de bunu anlamış değilim. Yani Fatih Mahallesi'nde imarımız bizim 2,5 kat ama bu oraya doğalgaz nasıl olacak? Hı hı. Ben de istiyorum doğalgaz ama orada olduğuna göre benim mahallemde de olmasını istiyorum ve vatandaşlarım bize çoğunlukla istiyor, isteyenlerimiz çok. Doğalgaz tabii rahatlık. Yani rahatlık. Gerçi maliyet hani veriyor insanlara. Bir daha şunu dolaştığım kadarıyla yani böyle insanlar vatandaşlarla görüştüğüm kadarıyla şunu diyorlar. Şimdi ben diyor bu eve diyor bir şey yapamıyorum diyor. İmar gelirse yıkılırsa ne yapayım diyor. Hı hı. Bu sefer doğal gaz gelirse ben diyor masrafımı yaparım. Bu sefer yıkılır. O zaman yıktırmam ben diyor evimi. İşte iki katta rahatım ben diyor. Doğal gazımı geldikten sonra ben bu evde rahatım diyor. Sizce sıkıntı çekmiyorum. Kaç kat var en fazla? Şu anda 2,5 kat. 2,5 kattan fazla yok. Yok. Hayır, kaçak olanlar olabilir. 3 kat olanlar olabilir. Onlar da göz yumulmuş olan. Yani Mehmet Bey'den memnunsun. Onu net olarak şimdi sordum. Mehmet Başkanımızdan memnunuz. Yani tamam. O yönden bir sıkıntımız yok. Geliyor, gidiyor. Ne zaman alo desek yahut bir randevu talep etsek de başkanımız sağ olsun bize geliyor gidiyor. Peki belediye meclis üyeleri size gelip gidiyor mu? Geliyorlar. Meclis üyeleri de geliyor. Yani sizin belediye başkanlarınız Mehmet Palabıyık, Mehmet Güz, bunlar Milliyetçi Hareket Partisi'nin herhalde. Hüseyin Köroğlu, Seher Bey. Onlar MHP'den. Olsun. Onlardan da gelenler oluyor. Bunlar vuruyorlar mı size? Vuruyorlar geçerken. Sıkıntılarınızı soruyorlar mı size? Ahalle bazen telefon ediyorlar. Muhtarım nasılsın, iyi misin? En azından benim halimi hatırımı sormaları yetiyor zaten. Mesela Zülfikar Gürcan, Şule Uygur. Evet. Onlarla görüşüyoruz. Onlarla Mustafa Uymaz, Ramiz Şiyak, evet. Necip Denktaş, evet. İsmail Kadıoğlu, Ayşe Ekimoğlu, hepsinde de görüşüyoruz çok şükür. Ahmet Arıt, hiç kimseyle bizim Doğdu, Eşref Çağlayan, maşallah. Taner Çiçek, Mustafa Gül. Bunlar peki size gerçekten bunların hepsi geliyor mu? Ya belediye başkanımız gelmese, gelmesene benim mahalleme belediye başkanı geldiği zaman başkan yardımcılarımla birlikte geliyorlar. Ama çoğu sizin saydıklarınızda hepsi de gelmemiş olabilir, çoğunluğu gelmemiş. Ama ben de gittiğim zaman burada Manisa'da belediyede yerlerine uğradığım zaman orada da aynı şekilde iyi karşılıyorlar. Sağ yani ilgileniyorlarsa mesele yok. Tabii. Mesela kontenjan adayı Can Mercül değil mi? Evet. Öyleydi. Ahmet Karakaş, Arif Alkan. Evet. Bunları da biliyoruz, gidiyoruz, ziyaretiniz oluyordur, görüşüyorsunuzdur, isteklerinizi aktarıyorsunuz. Yani mahallede bir şey olduğu zaman, bir sorunlarımız olduğu zaman onlara gidiyorsunuz. Yani yardımcı oluyorlar, sağ olsun. Hiç belediye meclisi toplantılarına gidiyor musunuz? Yani siz muhtar olarak. Gidiyoruz. Onları özellikle gitmeye çalışıyoruz. Özellikle sizin mahallenizi ilgilenen konularda gidiyorsunuz. Evet, yani, değil mi? Evet. Onu boş bırakmak istemiyorum yani. Evet. Sık sık gidiyoruz. Gidiyorsunuz. Hem orada bilgileniyorsunuz. Tabii. Hem orada bilgileniyorsunuz. Evet. Size ve mahallenize seçilmemiş veya seçilmiş şu andaki Sayın Mehmet Çerçi, işte Büyükşehir'de de Cengiz Ergün. Seçimlerde ne söz verdiler? Ne yaptılar? Şimdi şunu özür söyleyeyim. Şimdi Manisa'mızda 3 tane belediye başkanı var. Tek kalsaydı daha iyi diye ben düşünüyorum. Kendi fikrim. Öyle bir sözler geçiyor. Bundan sonra tek olacakmış merkez belediye. Diyorlar. Bilmiyorum yani, ama. Olmaz onu tabii yani, Ankara'da büyüklerimiz biliyor. Şey olabilir diyorum ama yani iyi tabii, olur ama belki. Benim sorum o değil. Yani siz mahallenize ne söz verdiler, neler yaptılar? Şu anda yapılan bir şey yok. Benim mahallemde hiçbir şey yok. Şu ana kadar yok. Ne söz verdiler hatırlıyor musunuz? Sözü verdikler. Dedikleri şu. Bu
imar burada, biz bunu alırız, çalıştırırız dediler. Hepsi de bunu dediler. Sen en şimdi çok büyük istediğin şey benim zaten imar. Mi? Başka bir şey istediğim yok yani. O olsun. O olsun benim ya. Mahallem bir anda yani gelişecek. Şimdi Erol Musa'nın mahallesinde ne kadar güzel katlar oluyor. Ya benim mahallemin halkı da istiyor böyle. Ya olsun, bir an önce olsun da ne olacaksa olsun. Yani Fatih Mahallesi'nde eski mahalle kaldı. Tabii canım. Hayır, en Manisa'nın orta göbeğinde kaldık. Evet. Yani benim sağımda, solumda olsun Avza Sultan yükseldi. İleride yeni mahalle yükseldi. Orosko'ya bakıyor. Sıra size geldi artık herhalde. 50. yıla atlamış. 50. yıla atlamış. Hayır, biz ortada kaldık yani. Orosko bir merkezdi ya eskiye bakarak. Hayır, bilmiyorum ondan ya. Belki olmuş olabilir. Olabilir. Ondan olmuş olabilir. Ama ben de bir evet, vatandaş olarak, bir muhtar olarak mahallemin bir an önce bu imarın geçmesini ben de istiyorum yani. Efendim, öncelikle sorunlarınızı ben not ettim. İmar, doğalgaz istiyorsan ama imar olmadan doğalgaz biraz zor olur. Temizlik konusu nasıl? Temizlik şimdi ne kadar temizlersen temizle gene aynı. Ya bir fevş çakmaktaki sıkıntı sende yoktur herhalde değil mi? Hayır, onu tabii evet, onun o kadar benim yok. Ama bizim kışın çok küllerimiz. Hı-hı. Bu külü buraya çöp bidonunun yanına koyuyor. Bunun yedeği olması lazım ki çöp bidonunun içine döksün bu insanlarımız. Yere döküyorlar. Oradan uçan toz, kül senin evine, benim evime, komşunun evine, herkesin evine gidiyor. O yönden kışın çok berbat. Ben yıllarca sobalı odada oturdum. Evet. Sobalı odada oturdum. Ben çocuktum, delikanlıydım. Kovayı indirdim. Veya külü döker, elerdi annem daha eski sobalarda. Biz onu alırdık. O zamanlar variller vardı. Varillerin içine dökerdik. Varilin kenarına dökmezdik. Bakın bu bir eğitim meselesi. Aynen. Yani okullarda eğitimcilerden özür diliyorum ama öğretim yapıyoruz, eğitim vermiyoruz. Yani öğretmenlerimiz hiç gücenmesinler. Özellikle ilk öğretim. Yani sonrasında zaten o rayına oturuyor. Muhtarım çok özür dilerim ama bir şeyi atladım ben biraz önce. Sevgili Manisalılar, Dünya Mutluluklar Günü bugün. Mutlu olmak herkese göre değişir. Ama bir ihtiyarın eşyasını alıp karşıya geçirmek hem o ihtiyara mutluluk verir hem taşıyana mutluluk verir. Çok ufak bir şey bu. Şimdi biz mutluluktan ne anlıyoruz diye baktığımızda çocuğumuza telefon alsak mutlu ediyoruz zannediyoruz. İşte arabayı değiştirsek mutlu oluyoruz zannediyoruz. Peki eskiyi unutuyoruz, kültürümüzü unutuyoruz. O mutluluğu nasıl yaşayacağız? İşte biraz önce külden bahsettik. O mutluluk. Yani ufak tefek şeylerle mutlu olalım ki mutlu kalalım. Dünya mutluluklar günümüz. Efendim bütün Manisalıların, bizi izleyenlerin kutlu olsun inşallah. Yani ben bunu atladım biraz önce de aklımda vardı bir anda geçti. Kusura bakma sizin sözünüzü kestim. Yani şimdi şöyle bak, bir sefer tartıştık böyle bir vatandaşımızla da. Ben değil de bir vatandaş, iki vatandaş aynı mahallenin insanları. Buraya döküyor külü. Arkadaşım oraya dökme. İçine dök demesi sen neysin gibi böyle hemen biz. İşte sabırlı olacağım. Yani. Sabırlı olacağım. Ben bu tür tartışmalara önem vermiyorum yani. Aslında çok belediyemiz. Belediyemiz. Siz de yapabilir misin bilmiyorum. Temizlik işlerimiz veya siz broşürler yaptırsanız, evlere dağıtsanız. Ya sıkıntı yaşadığınız için söylüyorum. Etkili olur mu acaba? Ya benim aklıma ama gelen... denemekte fayda var yani, sizin dediğinizde. İşte yani bidonların, en azından o konteynerların o da... kenarına atmayınız, küllerinizi içine atınız falan gibi veya buna benzer. Elinizdeki çöpleri yerlere atmayınız, kutulara atınız. Yani biz evimizin içini temiz tutarız. Evimizin dışında olursa olsun deriz. Ya öyle bir anlayış var. Evet, evet, evet. Yani bizim aslında kültürümüzde bu yok. Yok, yok, yok. Herkes eskiden bizim çocukluğumuzda benim babaannem çıkardı. Her sabah evin önü, yer evi tabii. Evin önünü süpürür, yıkar, temizler, otururdu. Sizin oralarda bunların olması lazım. Yok. 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 Daha çok kirletiyoruz.
ya burasını kirletiyorsun dediğin zaman da bu sefer diyor ki belediyenin işi ne? Çöpçülerin işi ne? Süpürsün. Maaş almasını biliyor. Ya yok böyle bir şey. Tabii tabii. Yani ben bunları üzülüyorum. Bu vatandaştan bazı... Doğanın getirdikleri var zaten. Bir de biz kirletirsek. Yani sevgili masallar işte... Çok en önemli Fatih şey... Fatih Mahallesi sakinleri, muhtarımızın da sıkıntısı olduğundan söylüyorum. Ya biraz daha dikkat edelim ne olur. İzleyenleriniz vardır. Veya izleyenleriniz varsa mutlaka izleyenler izlemeyenlere söylesin. Ya mahallemizi siz temiz tutmazsanız, kendi mahallenizi. Yani her şeyi belediyeden beklersek. Peki belediyelerin hiç mi işi yok? Sadece temizlik mi? Onlarca işleri var belediyelerimizin. Yardımcı olalım lütfen. Şimdi bir daha bir şu var. Belediyemiz konteyni koymuş. Sağ olsun koymuş. Evet. Ve yenisini koymuş. Tertemiz. Ana arterlerdekini daha güzellerini, daha kapaklı, koku saçmasın diye, kedi dağıtmasın, hayvan dağıtmasın diye çok güzel kapaklı evet. Şeyler, konteyner koymuş, koydu. Ve onları her hafta sonu, haftada bir gün tazyikli sula yıkamak amaçlı, deterjanlı tazyikli sula yıkıyor belediye. Bakın 5 dakika sonra. Ya veya bir gün sonra, 5 dakika olmaz da bir gün sonra. Ya işte. O adam kaçtıktan sonra oraya bir çöp atılıyor, yıkılıyor. Biraz onları şey yapmak lazım. Yani atanın vicdanı sızlamıyor mu acaba? Yani ben onu diyorum. Şimdi yani oradaki koku, oradaki pislik, oradaki toz, oradaki rezillik onun evine, ayağına, elbisesine bulaşıyor. Muhakkak. Ve mesela ana arter benim bulvar caddem var. O bulvar caddede her çeşit araba insanlar geçiyor. Manisalısı geçiyor, İzmirlisi, Ankaralısı, İstanbullusu her tarafından geçen insanlar. Ya bu ne kadar pislik. Benim zoruma gidiyor. Diyorlar da yani. Yani ben esnaftım. Veya diyorlardır. Zaman, diyorlar. Ben evet. De o zamanlar esnaftım mahallemde. Ya oradan geçerken ne kadar berbat diyorlardı o zamanlar. Şimdi de ben de bunu bir muhtar olarak da onlara azim edemiyorum ben de. Bakıyorum sağ olsun belediyeye söylüyoruz. Geliyorlar alıyorlar. Dün bir tanesini aldılar. Koca bir kamyon çöp bidonun yanında bir çöp daha yıkılmış. Bu kadar ne var bilmiyorum bu kadar çöp. Şimdi tabii bak yine geldik şeye eğitime. Evet. Evde aileler, okulda öğretmenler. Evet. Çocuklarımızı eğitmesi lazım. Hiç olmasa 20 senemiz sonra bugün gibi olmaz. Aynen. Olmasın aynen, diye. Aynen. Değil mi muhtarım? Evet, yani buna dikkat etmemiz lazım. Evet. Evde anne, baba, abi, abla ne varsa bunların mutlaka ve mutlaka daha küçük yaşta olan. Bakın 25 yaşından, 20 yaşından sonra o aşıyı almadığı için o insana eğitemezsin. Yani 20 yaşına, 25 yaşına gelmişi eğitemezsin. Ama 5 yaşındaki, 6 yaşındaki, 7 yaşındaki, 15 yaşına kadar o insanı eğitiriz. Evet. Yani buna muhtar olarak katkıda bulunacağız. Öğretmenlerimiz katkıda bulunacak. Tabii. En belediyelerimiz katkıda bulunacak. Aileler katkıda bulunacak. Geleceğimizi temiz yapabilmek için. Evet. İzin verirseniz tabii, hemen buyurun. Bu bölümde Tevfik Çakmak muhtarımıza geçelim. Muhtarım, buyurun. Senin esasında mahallen çok büyük, sanki derdin yok gibisin. Ya duruşun öyle oluyor. Şimdi içi kara oluyor. Yani siz gerçi söylediniz. Taziye evi dediniz, sağlık ocağı dediniz, molozların kaldırılmasıyla ilgili dediniz. Onun dışında hiç sorun yok mu efendim? Benim mahallemde olan sorun hiçbir mahallede yok. Eğer bir Fatih Mahalle Muhtarı bu kadar dert yanıyorsa, Güzel Yurt Mahalle Muhtarı dert yanıyorsa ben oturup ağlamam lazım. Çünkü ama ben temiz gördüm sizi. Yok şimdi... Gerçi o molozlar hariç. O değil, sorun çok. Sorun çok. Sorun çok. Şu anda normalde altyapılarımız kaldırmıyor. Altyapı sıkıntınız o da mı var? Evet. Evet. Altyapı sorununu zaten başta sonra 3000 nüfusken altyapı döşendi. Şimdi 20.000 nüfusu geçti. Altyapı aynı. Evet. Millet çıkıyor duaya diyor. Yağmur duasına çıkıyor. Ben de dua ediyorum yağmur yağmasın. Çünkü rütbette nem kapıp kalezyonlarımız taşıyor. Allah-u Teala da şaşırmıştır. Ya bunun biri dua ediyor birisi evet. Yağmasın diyor. Evet. Evet. Tabii. Bunun için çok sıkıntılıyız. Anlatılacak çok şey var. Taşma oluyor mu sizde? Oluyor. Yani evlere, iş yerlere. Sokakta da taşma oluyor. Sokaklara da taşma oluyor. Yani sokakta yağmur... olabilir. Hani evlere falan oluyor mu? Taşıyor tabii. Oluyor. Altyapı kaldırmıyor. Yetersiz geliyor. Yani kaç senesinde yapılmışsın orası? Ben şimdi tam toparlayamadım. Şimdi kanala 80... kadar yapıldı diye biliyorum ben. Evet kanala kadar zaten imarlı yerimizdir.
imarsız olan yerde de 82'de altyapı imarsız olan o küme evlerine de gitmiş. Ama yetmiyor, kaldırmıyor. O zaman ufak bir şey döşendi oraya fazla, yani 3000 nüfusu karşılayabilecek bir şekilde bir altyapı yapıldı. Şimdi 20.000'i geçti. Aynı altyapı. Kaldırmıyor. 20 yılda kaldırmıyor çünkü nüfus çoğaldı. 20 bin nüfus var şu anda, kaldırmıyor. Altyapı kaldırmıyor. Aynı şey 50. yılda da vardır tahmin ediyorum. Yani değil mi muhtarım, sizde de vardır. Evet. Peki sizin belediye ilişkileriniz nasıl? Yani Sayın Mehmet Çerçi ile olsun, Büyükşehir Belediye Başkanımız da olsun. Vallahi şimdi belediyeler... biz yani böyle, ilişkilerinizi şimdi, kastederken benim işimi yapmıyorlar anlamında değil. Gittiğinizde derdinizi anlattığınızda hemen ilgileniyorlar mı? Başkanlarımız iyi. Ama bazı kurum müdürleri olsun, ondan sonra belediye başkan yardımcıları olsun, sağ olsunlar gazımızı alıp başında salıveriyorlar. Yapma. Aynen. Yani Şule Hanım öyle mi yapıyor? Ya efendim, isim vermeyeyim de. Isim yok, siz vermediniz de, ben evet söylüyorum. Rami Şiyak öyle mi yapıyor? Değil mi? Bu, evet. Bunlar başkan yardımcılarımız. Belediyedeki kurumlarda temizlik işlerinde çok memnunum. Temizlik işlerinden memnunsunuz. Evet. Ne kadar güzel. Biraz önce Doğan muhtarım, bilmem kül döküyorlar. Asla bizim orada öyle bir şey yok. Bravo. Mahalle pırıl pırıl. Temizlik işlerine ayrıca teşekkür ediyoruz. Çünkü takip yani ediyoruz. Yani çok yakın mahallesiniz sayılır. Hatta bir tane temizlik işler şefimiz vardı. Biraz memnun olmadım. İstin görevde aldı. Değiştirdi. Yeni gelen arkadaşlar. Sizin üçte biri doğalgaz mı var? Üçte biri doğalgaz. Üçte biri doğalgaz. Üçte iki. Üçte ikisinde doğalgaz var şu anda. O üçte zaman ikisinde. Sen ondan biraz daha temizsin. Evet. Sen de iş yok. Onun etkisi. Onun etkisi yok ama nüfus fazla. Nüfus evet fazla. Demek ki halkımız biraz dikkatli yani. Temizlik evet işlerinde de memnun olduğumuz için mesela herkes görevini yapsa zaten konteynerin dibine döküyor diyor. Sizde yok mu? Yok yok yok. Bizde yok. 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 Çöpü gelip konteynerin dibine koymuyor yani. Mahalle şu anda çiçek. Vallahi gibi. Bravo. Kesinlikle öyle bir şey yok. Temizlik işlerinde de görevlerini, herkes görevini yaptığı için memnunuz. Ayrıca müdürümüze de teşekkür ediyoruz. İlgileniyor. Halil İbrahim müdürüm. Peki yeşil gerçekten alanınız ne durumda? Yeşil alan bugüne kadar hiç yoktu. Şimdi bazen hizmet yok yok diyoruz da gerçekten yok desek nankörlük yapmış oluruz. Son dönemlerde, son 4 senedir 3-4 tane parkımızı yaptık. Çimlendirmesini yaptık, aydınlatmasını yaptık. Bir ana caddemizin aydınlatması yapıldı. Ama yetmiyor. Peki, mahalle büyük olduğu için yetmiyor. Elektrik üstten gidiyor. Direklerden gidiyor. Alttan yok değil mi sizin mahallenizde? Belli bölümü var. Belli bir bölümü var. Belli bölümde evet var vallahi. Üçte birinde altı alındı. Yani devletimiz iyi çalışıyor yani. Devlet güzel çalışıyor evet. Ya maşallah. Evet. Sayın Muhtarım, Büyükşehir'le aynı soruyu Büyükşehir'le ilgili sorsam ne dersiniz? Büyükşehir'e gittiğinizde gerek maskeye gerek Büyükşehir'le bir derdiniz olduğunda onlar da size yakınlık gösteriyor mu? Büyükşehir ne zaman gittiyse ne istediysem anide olmuştur. Olmuştur. Evet. Maske dediniz mesela işte Cengiz, altyapı sorunumuz var dediniz. Yaşar Coşkun Bey'e gittiğinizde evet sizin dertlerinizle ilgili ilgileniyorlar. Yani Yaşar Bey'e veya alt kadrosuna. Aynen aynen. Gittiğinizde hangi kurumuna gittiyse boş gelmemişizdir. Mutlaka gelip ilgilenmişlerdir. Gelip gidiyorlardı. Muhtarlığına, daire başkanı, Ersoy başkanına da teşekkür ediyoruz. Bir sıkıntımız varsa direkt ona ulaşıyoruz. O her şekilde yani hallediyor işimizi. Yani takip ediyorlar evet, işte. Evet. Takip, peki. Peki öncelikli sorunlarınızı söylediniz. Çevre yolu açılmasıyla ilgili size faydası zararı? Vallahi çevre yolu açılması tabii ki faydası olduğu kadar zararı da oldu. Neden? Mahalle ikiye böldü. Şimdi evet mahalle birken iki oldu. Şimdi alt tarafı küme evleri olarak ayırdı bizi. Onun için ama orada köprüler, şey DS'nin de sıkıntı var mısın? DS devlet su işleri ile ilgili. Şimdi kanal var değil misin orada? Ben kanal devlet su işleri kanalı da var. Mahallenin içinde zaten büyük bir problem, büyük bir sorun bu. Ona da geleceğiz. Yalnız çevre yolu geçtikten sonra o zaman kimse ilgilenmedi. O dönemki muhtarıya ilgilenmiş olsaydı köprüler ufak ufak tek bir araç taksi geçebilecek şekilde var. İki tane büyük köprümüz var. Su birikiyordu. Çocuklar geçemiyordu. Sudan geçemiyordu. Bu sefer çevre yolu kullanarak geçti. Hatta geçen sene bir tane çocuk da ezilerek öldü. Allah rahmet eylesin. Allah ailesine sabır versin. Bu sıkıntıları yaşadık. Evet. Şimdi kanal, devlet su işleri kanalına gelirsek hem hayati tehlike hem sağlık bakımında çok kötü bir durumda şu anda. Evet, görüntü doğru olarak da çok evet kötü. Yani o kanal altı mahalleyi hayati tehlike olarak tehdit ediyor. Bu kanalın
mahalle için peki, yerleşim alanı olarak. Su oluyor mu yazın orada? O kanallarda su oluyor full mu? Dolu geliyor. Full dolu geliyor. Kaç tane boğulmuş. Koruma var mıydı? Farkında değilim. Belli bölgelerde var. Koruma olduğu zaman daha kötü oluyor. Çocuk girdikten sonra onu bulmak, almak da zor oluyor. Yani hayati tehlike daha çok. Su gelmediği zaman da sağlık bakımında çok kötü. Peki devlet su işlerine bu konuda müracaat ettiniz mi? Şu altı mahalle olarak veya biz... Eski muhtarımız etti mi veya siz geçici baktığınız dönemde ettiniz mi? Şu anda altı mahalle bunun hakkında biz dilekçe verdik. Hatta Şahin Bey'le devlet su işleri müdürüyle görüştük. Geldi mahallemizdeki o sorunları, köprü düşük olduğu için su birikiyor, çocuklar geçemiyor. Onun için de bir çalışma yapacaklardı. Daha önce Cengiz Başkanımız da büyükşehir olmadan önce Cengiz Başkan da o durumu biliyordu. Eğer seçimde sonra biz burayı şey yaparsak... Bu gördüğümüz kapatacağız. Dere değil mi muhtarım? Bu kanal değil mi? Bu kanal değil. Bu dere bu. Bu dere olduğu halde bu kadar biz yani devlet su işleri kanalı bundan hiç aşağı değildir. Öyle mi? Aynen. Daha kötü durumda mı o? Daha kötü bir durumda. Ama burada yazın su akmıyordur, kanaldan tabii, akıyor. Tabii, burası deredir, bu yani kanal devlet su işleri kanalı değil. Şu ya. Gördüğümüz köprüler mesela, çevre yolun altındaki çevre köprüler, altından. Bir araba ancak geçebiliyor. O da hiç hoş değildir. Arabalar suya girip kimisi içinde kalıyor. Bir de şehir merkezine girip, aslında sizin üçünüzle ilgilendiriyor ama, şehir merkezine girip çıkmakta öğretmen evi kavşağı sizi rahatlattı mı biraz? Çok güzel. Çok rahat. Çok çok. Öyle mi? Yani evet, evet. O. Üç mahallemize de okul, diğer mahallelerde olmuştur da. Gene o cadde üstündeki o arabalar da kaldırmalar çok iyi oldu. Yani rahat gidiyoruz, rahat geliyoruz evet. Diyorsun. Hiç durmadan basıp gidiyorsun evet. Yani. İnşallah şimdi evet. Yani trafik şu anda açıldı. İnşallah şimdi duyuyoruz tabii başka bölgelere de böyle geçitler yapılacakmış. İnşallah. Onlar da olunca Manisa'mız daha çok rahatlayacak. Yani bunu istiyor yani. Yani bu çile yani. Hele gene bu mesai saatlerinde bu arabalar nasıl gidiyor oraya? Nasıl o servis şoförler elemanlar... Kusura bakmayın. Doğan Bey aldı. Kusura bakma. Bak. Servis saatlerinde nasıl insanları yetiştiriyor fabrikalara? O şoförleri ben tebrik ederim yani. Eskiden. Şimdi daha şimdi, kolay. Tabii, şimdi daha kolay. Hiç kimse şey yapmıyor. Beklemeden basıp gidiyor. Nasıl gidiyor? Sizi sıkıntıya sokan başka bir bölge var mı? Doğan Bey, yani size sormuş oluyorum ama. Yani o köprü rahatlattı size daha yakın yerlerde. Benim oradan daha rahat sahneye geçiyor. Ha, geçiş var sizin oradan. Tabii, bulvar var, Orosköy Caddesi var. Ha, oralardan. Yani oralarda rahat geçiyor yani. Evet, muhtarım kusura bakma. Doğan Bey devreye giriverdi evet. Hemen. Size de ben teşekkür edeyim. Evet, Erol Bey'e geçelim. Ondan sonra herhalde bir aramız olacak. Erol Bey, buyur. Şimdi... Aynı şeyleri size soracağım. Yani bizim belediye başkanımızla Mehmet Bey'le aralarınızda bir problem yoktu. Muhtarların problem yaratması mümkün değil. Olmaması lazım. Ama gittiğinizde işlerinizi gördürebiliyor musunuz? Belediye mesuiyeleri, encüven üyeleri sizleri ziyaret ediyor mu? Dertlerinizi dinliyor mu? Yani siz küçük mahallede olsanız merkezde bir mahallesiniz. Evet. Buyurun. Bu soruna teşekkür ederim. Rica ederim. Gönül istiyor ki Mevlana dediği gibi Allah'ın kulları birbirine yakın olsun, birbirine lütufta bulunsun, ben onları birbirine daha bereketlendireyim. Mehmet Çelçi başkan olduğu zaman evet. 90 muhtar etrafında siper olduk. Sayın Başkanım, öğüt vermek gibi değil de belediyenize öyle belediye başkan yardımcısı alın, inşaat sahasından mimar alın. İnşaat mühendisi alın. Evet. Sahaya çıktığı zaman sizin yükünüzü hafifletsin. Şükür ya Rabbi, 4 senedir bunu göremedik. Siyaseten birilerini yanına başkan alırsa muhtarların da ittifakı olmaz, mahallenin de olmaz. Neden? Başkanın yükünü azaltacak bir projesi de olmaz. Ama bizim dediğimiz gibi olsa bu insanlar sahaya iner. Şimdi Sayın Muhtarım, gerek Büyükşehir Belediye Başkanımıza, gerekse Yunus Emre Belediye Başkanımıza evet. Saygıda kusur etmemeye çalışalım. Estağfurullah. İsteklerimizi iletmemizde aynen. Fayda var. Şimdi sanki böyle bir... Yok, ben... Sitem. Yani onu rica ediyorum. Sitem değil de ona aslında... Yani istediklerinizi söyleyebilirsiniz, yapılmayan işinizi aynen. Söyleyebilirsiniz. Aynen. İştahatta bulunuyor. Neden? Doğan abicim, biz muhtar olduk, 15 tane Büyükşehir gezdik. Türkiye'de gezmediğimiz il kalmadı. Gittiğimiz beldelerde, vilayetlerde belediye başkanlarından istişarelerimiz oldu.
Mehmet Çerçi başkanımız özünde güzel bir insan. Evet. Ama bir amcası ben de çok eski tanıyorum kendisini. Mesela bir tane örnek vereyim. Ben 50. mahallesi için bir taziye için dilekçede bulundum. Başvuruda iki sefer evet. dilekçemi verdim. Bunun müjdesi de benimle paylaşmıyor da başka bir mahallenin muhtarıyla geliyor, mahalleyle paylaşıyor. Keşke muhtarı da alıp mahalleyle paylaşsa. Orada bir üzüntünüz var orada. Çok üzüntümüz var. Bir, ikincisi muhtarlarla görüşsün. Mahalle temsilcisiyle değil. Muhtarla görüşsün. Mahalleye geldiği zaman muhtar onu alır, kahveye götürür, ikramını yapar. İnsanların içinde de yelpazesini böyle genişletir. Şeyini de seviyesini de yukarıdan koyar. Bir de biz Ozan'ız onu böyle güzel sözlerle hazır nasıl göndeririz. Ne hikmetse... Yani sizinle biraz daha ilgilenmesini rica ediyorsunuz. Kesinlikle. Yani bir husumetimiz yok. Sonuçta belediye başkanı biz muhtarız. Herkes Manisa için, bu vatan için hizmet ediyor. Önemli olan ne biliyor musun? Yani küskünlük, dargınlık bunların kimseye faydası yok. Büyükşehir'e gelince Büyükşehir'e teşekkür ediyoruz. Neden? Büyükşehir önceden başkaydı, şimdi başka oldu. 17 ilçe, 1100'e yakın mahalle. Düşün ki Kula'nın ta 3 saatlik bir köyüne su deposu da istiyor adam, yol da istiyor. Büyükşehir'in yükü de ağır. Olmasına rağmen maski alo dediğimiz an tak hemen gelir yapar. Burada Yunus Emre'ye de bir emeğinden dolayı teşekkür edeyim. Arkadaşımın dediği gibi temizliğini şahane yapıyor. Fen işlerine özellikle teşekkür ediyoruz. Fen işlerine. Çakıl, buna benzer asfalt, yama dediğiniz zaman karınca kadarınca... Peki ben mahallede gezdiğimde molozlar gördüm. Yani evet. İnşaat molozları. Molozlar neden var? İşte inşaat sahası olduğu için sürekli araçlar giriyor, çıkıyor. Ama bunlar zaman zaman temizleniyor, ediyor. Birazdan müteahhitlerimiz biraz da enkazlarını bırakıyor. Tabii her şey de belediye temizleme anlamına gelmez. Yani Yunus Emre'ye de teşekkürlerimiz var. Yunus Emre aslında ben bir sistemde bulunmadım. Bak temizlikte diyorsun fevkalade. Aynen, aynen. Evet. Yani belediye başkanlarımız keşke böyle mahallelerini istişare etseler. Neden? Böyle koordine etseler. Muhtarlarını çat kapı yapsalar. Ha sağ olsunlar belediyeye gittiğimiz zaman karşılamayı güzel yaparlar. Ama özveri sadece belediye başkanıyla olmuyor, ekibiyle. Sahada olursa daha yükü az olur, daha başka olur. Hizmetle daha ceryan eder. Muhtarım, buyur. Belediye meclis üyeleri siz geliyorlar mı? Hayır, hiçbir tanesi gelmez. Yani gerek AK Parti'nin, gerek Milliyetçi Hareket Partisi'nin, gerekse Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye meclis üyeleri. Büyükşehir'den, yani 50. yıl mahallesine geliyorlarmış mı arkadaşlar? Hiç görmedim. Siz de ziyaret etmediler. Yok. Bak ben üçünü de saydım. Aynen. Sadece birisini evet. değil. Diğerleri de gelmiyor. Hiç görmedim. Yani aslında istersiniz. Sistemim o işte. Yani aranızda görmek evet. istersiniz. Neden? Şimdi özellikle isim vereceğim. Ama Mehmet Çerçi Başkanım sizin bu söylediklerinizi mutlaka birileri aktaracak. Mehmet Çerçi Başkanı o gün. O mutlaka gelecektir. Aslında mütevazı bir insandır. Eyvallah. Özünde iyi bir insan evet. diyeceğim yani yok. Aslında Mehmet Başkan'la seçim arenasında dolaşan belediye başkan yardımcıları seçim günü vardı ama bugün yok. Niye? Masanın etrafında bir şey olmaz. Vatandaşa inecek. Sahaya çıkılmış. Sağ olsun öyle bir cumhurbaşkanımız var ki olmadık bir şeyi yaptı. Türkiye'de 53 bin muhtar var. Bunları kenetledi. Bunlara değer verdi. O baştaki insan bunlara değer veriyorsa bir belediyede bir meclis üyesi de bir zahmet gelsin. Bir selamın aleyküm desin yani. Değil mi? Sıkıntılar bundan. İnşallah. İnşallah. Yani istiyor. Muhtarımız sizleri istiyor. Evet. Sayın Belediye Başkanı. Aynen. Özür dilerim ama sizi de istiyor. Aynen. Efendim siz gittiğiniz zaman siz zaten yücesiniz. Yunus Emre Belediye Başkanısınız. Aynen. Giderseniz muhtarımız da yücelir, siz de yücelirsiniz. Aynen. Bizim efendim bir ara vermemiz gerekiyor. Aradan sonra tekrar devam edeceğiz. Ama ben hep böyle aralardan önce güzel sözler söylemek istiyorum. Birbirimizi vurmaksızın ve ateş edebileceksek hedeflerimizin olduğunu bilmemiz lazım. Eyvallah. Yani birbirimizi vurarak bir şey yapamayız. Aynen. Hedeflerimizi iyi seçmemiz lazım. Kesinlikle. Bu ülkemiz bizim. Biraz önce aynen. siz zaten çok güzel bir şiir okudunuz. Evet. Allah razı olsun. Evet. Küçük bir aramız var. Kısa. Ondan sonra yine beraberiz efendim.
kuaför salonlarınızı yenilemek için tek adres var. BRT Kuaför Malzemeleri ve Dekorasyon Showroom'u. Showroom'umuzda A'dan Z'ye tüm malzeme ve ekipmanlarınızı temin edebilirsiniz. Güler yüzlü ve profesyonel ekibimizle hizmetinizdeyiz. BRT Kuaför Malzemeleri ve Dekorasyon. Adres: Muradiye Mahallesi, Manisa Caddesi, numara 95, Yunus Emre, Manisa. Birol Tanrıkulu. İletişim 0533 170 68 33. Kırsal kalkınma hamlelerimize yenilerini ekliyor, Yunus Emre Belediyesi olarak Yunus Dağı'nda dokumacılığı yeniden canlandırıyoruz. Asmacık'ta Yunus Dağı yöresel bezi, Süngüllü'de halı dokuma tezgahları kurduk. Asmacık ve Süngüllü mahallelerimizde kurduğumuz dokuma tezgahlarında hanımlarımız birbirinden güzel motifleri ilmek ilmek işliyor. Asmacık'ta yaşayan hanımlarımız, İşkur İl Müdürlüğü ile ortak yürüttüğümüz proje kapsamında yöresel bez dokumayı öğrenirken ev ekonomilerine de katkı sağlıyorlar. Süngüllü Mahallemizde ise İl Kültür Müdürlüğümüzün desteği, belediyemiz, ilçe halk eğitim merkezi ve İşkur İl Müdürlüğü'nün ortak projesiyle hanımlarımız motifleri ilmek ilmek göz nuruyla halıya işliyor. Kırsal kalkınma önceliğimiz, hanımlarımız ise baş tacımız. Doktor Mehmet Çerçi, Yunus Emre Belediye Başkanı. Doya doya maç keyfimi yaşamak istiyorsunuz. Süper Lig heyecanını 236 Cafe Lounge'da yaşayın. 236 Cafe Lounge'da yeriniz hazır. Adres: Tevfik Lav Tesisleri, 5M Migros yanı. Rezervasyon için iletişim 0236 233 11.0. Bayanlar, mutfağınıza keyifli bir şekilde iş yapmak istiyorsanız Erdinç Ticaret Kelebek Mutfağı mutlaka uğrayın. En trend renkleriyle ve sıra dışı tasarımlarıyla mutfağınızı konforlu ve renkli bir şekilde güzelleştirmek için Kelebek Mutfağı seçin. Proje ve çizim ücretsiz ve ömür boyu garantili. Adres: Birinci Anapartalar Mahallesi, Konuk Caddesi, 38 Taksim A, 22 Sultanlar Karşısı, Şehzadeler, Manisa. Manisa'nın yükselen yıldızı 45 Park AVM. Güzel Yurt Mahallesi'nde 16.200 metrekarelik alanda yükselmeye devam ediyor. 45 ayrı işletmesiyle 500 kişiye istihdam sağlayacak olan buluşma noktası. Türkiye'nin en büyük süpermarket zinciri. Birbirinden enfes dünya lezzetleri. Her yaş grubuna hitap eden çocuk ve gençlik eğlence merkezi. Son teknolojiyle donatılmış sinema salonları. Profesyonel eğitimci kadrosuyla kulüp sportif. 12 adet tropikal bitki ve deniz canlılarının bulunduğu dev deniz akvaryumları. Ücretsiz servis olanakları ve birçok satış noktasıyla Manisalılar ile buluşmaya hazırlanıyor. 45 Park AVM hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için www.45park.net'i ziyaret edebilirsiniz. Başak Yılmaz Kuaför Güzellik Merkezi. Başak Yılmaz Kuaför ve Güzellik Merkezi'nde kişiye özel saç tasarımlarıyla, profesyonel kaş alımıyla ve kişisel bakımlarıyla Manisalı bayanlara kendisini daha güzel görme olanakları sağlıyor. Yeni şubemizde, yenilenen yüzümüzde, sınırsız hizmetlerle, profesyonel ekibimizde siz Manisalı bayanları bekliyoruz. Salonumuzda sunduğumuz diğer hizmetlerimiz, ölçümlü usturayla kaş alımı, takma kirpik, kaş kontür, dudak kontür, profesyonel makyaj, mikro kaynak, boncuk kaynak, keratin bakım, ayrıca bayanlara özel masaj, lazer epilasyon, cilt bakımı, mekanik medikal cilt bakımı, kırışıklık tedavisi, leke akne tedavisi, cilt yenileme işlemi, kalıcı makyaj, protez tırnak ve kirpik liftingi. Başak Yılmaz Kuaför ve Güzellik Merkezi'nde hizmette sınır tanımıyoruz sloganımızda siz Manisalı bayanları bekliyoruz. Başak Yılmaz Kuaför ve Güzellik Merkezi. Adres: Topçu Asım Mahallesi, İzmir Caddesi, numara 17, Taksim A, Yunus Emre, Manisa.
İletişim bilgisi 0544 381 4514. Nazlı Köpür, Başak Yılmaz. Yunus Emre Belediyesi Muradiye Düğün Salonları. Nişan, düğün, sünnet, kına gecesi, yemekli yemeksiz organizasyonlarınıza 1000 metrekarelik kapalı ve havuz başı alanımızda muhteşem bir imkan sunuyoruz. Özel otoparkı, özel güvenliği, mescit, kafeterya ve muhteşem mekanımızda mutluluğunuza ortak oluyoruz. Yunus Emre Belediyesi Muradiye Düğün Salonları. İletişim için telefonumuz 535 10 727 14. Kilogram tam dolu tüp, tamamı Türk sermayesi, Demirören güvencesiyle, sigortalı, her ay farklı promosyon hediyelerimizle, 40 yıllık tecrübemiz, hızlı ve güvenilir servisiyle, özel gaz kaçağı kontrol cihazlarımızla ücretsiz tesisat kontrolünü yaparak tüm Manisalılara doğru hizmet vermekteyiz. Üzerinde kabartma yazısı olmayan darbeli tüpleri almayın. Barbaros ve Saruhanlı'da da şubelerimiz var. Hayatınız bizim için değerlidir. Erdinç Ticaret Milangaz adres, Utku Mahallesi, İzmir Caddesi, No 31 Taksim B, Şehzadeler, Manisa. Telefon numaramız 231-7245, 211-0333. Bayanlar, Miss Class Estetik ve Güzellik Salonu birbirinden cazip kampanyalarıyla güzelliğinize güzellik katıyor. Güzelliğin en class adresi Miss Class Estetik ve Güzellik Salonu. Sevgili Manisalılar, ikinci bölümde sizlerle beraberiz. Efendim, zirveye çıkarken rastladıklarına selam vermeyi unutma. Çünkü inerken aynı yolu kullanacağız. Bu hepimiz için geçerli bir söz. Onun için sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi efendim, muhtarlarımızla söyleşimiz çok güzel gidiyor. Ama kesik kesik izlerseniz konuyu tam kavrayamazsınız. Lütfen rica ediyorum. Hepsi de bilgili. Çünkü bilgili, akıllı olmasalardı zaten muhtar olamazlardı. Muhtarlık, biraz önce de demiştim, devletin mahallede temsilcisi. Cumhurbaşkanı Ankara'da ama mahallenizde muhtarınız. Biz muhtarlarımıza saygılı olmak mecburiyetindeyiz. Muhtarlarımıza ilgi gösterirsek onlar da size ilgi gösterir. Muhtarlarımızın dediğini dinlersek onlar da sizin dediğinizi dinler. Hep muhtarlarımıza sert yaparsak muhtarlarımıza sabır taşı değil. Onun için muhtarlarımıza lütfen daha saygılı olalım. Daha çok sevelim. Daha çok sayalım. Onlara hürmet gösterelim. Gel dediği yere gidelim. Ya buralara gelmeyin derse gitmeyelim efendim. Evet. Şimdi yine bu sefer Erol Bey'den başlayalım. İzin verirseniz. Tabii. Tersten başlayalım bu sefer. Çünkü yine ben bir şiir isteyeceğim sizden. Öyle mi? Güzel bir şiiriniz vardır mutlaka sizin. Şimdi geçtiğimiz hafta Doğan abiciğim, rahmetli andığımız Mehmet Akif Ersoy'un, of şahane, ona bir atıfta bulunmak istedim. Hep beraber paylaşalım. Buyur. Mehmet Akif günün anlamını, Türkiye'nin dehasını, kahramanlığını, anaların gözyaşını, ceddimizin kanını öyle bir marş yazmış ki. Acizane ben de ona yazdım. Mehmet Akif Ersoy'a rahmetli. Aynen, ona Mehmet yazdım. Akif Ersoy'a. Buyurun.
Dedik ki Akif yazdı bize destan. Türk milleti oldu hayran. Damardaki temiz kandan Akif yazdı bize destan. Evet, çok güzel. Kahramanlık andı oldu. Gözyaşları nemle doldu. Vatan için kelle koydu. Akif yazdı bize destan. Meclis irfan toplandılar. Yazıp imtihan ettiler. Al bayrağa renk koydular. Akif yazdı bize destan. Çok güzel. Atatürk'ün nazarında hüküm gördü pazarında, rahmet olsun mezarında Akif yazdı bize destan. Aşık Erol sana çırak, saygı duruşunda durak, kıyamete kadar anak, Akif yazdı bize destan. Saygılarımla rahmetle anıyorum. Allah memlekette eylesin. Ecdadımız, geleceğimiz daha çok Akiflerimiz olsun. İnşallah. Mehmet Akiflerimiz olsun ki Türkiye bir tanedir, iki tane değildir. Yedi düelle cenk eder. Meydan muharebesi yapan ecdadımız bugün ülkeyi bize torunlarına emanet etti. Bize ne düşüyor? Tek bayrak, tek millet, bize imanla dolu vatan gerek. Bize mücadelesi gerek. Biz onu yaparsak Allah-u Teala öyle bir toprakla nimetler üzerinde hem inancıyla, örfüyle, adetiyle. Muhtarım, sizde ozanlık var mı? Ben aslında halk ozanıyım. Ha, ben şiir yazıyorsunuz zannettim. Ozanlık aynen da var. Evet, buyurun. Öyle bir ecdat yadigarı var ki bizde, bunun kıymetini bilmek lazım. Elin Amerika'sı, elin İsrail'i bize dost olmaz. Bugün dost gibi gözükürler, yarın Suriye'nin haline düştüğümüz zaman haybak deriz. Allah bir Allah sabah kalktığımızda Allah başımızdan bombalar yaktığı zaman haybak deriz. Bir Çanakkale'ye bakalım, bir Sarıkamış'a bakalım. Özür dilerim, sırası geldi. Ben şöyle bir vatan şiiri yazdım, Kültür Bakanlığı'nda dereceye girdi. Dereceye girdi? Aynen. Buyurun. Dedik ki, Türkiye'yi yedi bölgeye böldük, her ile payını verdik. Yurdun bekçisidir Kars'ın insanı. Erzurum'da oldu Mardin harmanı. Efsaneye tanık Ağrı'nın dağı, vatan için kan dökenlere ünsün. O dökenlere Allah rahmet etsin. Allah rahmet etsin. Doğru. Çok Elazığ, Erzincan, vatan için can. Tokat, Amasya'dan gelen pehlivan. Adana, Maraş'tan bağıran aslan. Vatan için kan dökenlere ünsün. Akıllıdır Karadeniz uşağı. Samsun'da bağladı atan kuşağı. Daha yükselecek Türk'ün bayrağı. Vatan için kan dökenler ünsün. Başkente layık dediler Ankara. Yürüdü aslanlar dum mu pınara? Yunan donanması düştü tuzağa. Vatan için kan dökenler ünsün. Bölge bölge geliyorsun yani. Bursa, Balıkesir, Manisa. Yörüklerin kalesi. Aydın, Muğla, Efe'nin ziyadesi. İzmir'de koptu düşmanın kellesi. Vatan için kan dökenler ölüsün. Aşık Erol, şehitlerin torunu. Sakaryalı merttir, sevmez oyunu. Çanakkale, akan kana göl oldu. Vatan için kan dökenler ölüsün. Allah onları nur içinde yatırsın. Böyle aziz bir vatanı bize mülk olarak bıraktılar. Yani 18 Mart'tan bugüne 2 gün geçti, 3 gün geçti. Aynen Sayın Doğan abi. Evet. Yani Çanakkale şehitlerini gerçekten aynen her dakika anmamız lazım. Her duamızda onlara da göndermemiz lazım. Aynen. Çünkü onlar bu memleketin bekası için, geleceği için aynen canlarını vermişler, sakat aynen olmuşlar, aynen memleketlerine dönememişler. Aynen. Hem de genç genç çocuklar gitmiş. Çok. 18 yaşında, 17 yaşında, 20 yaşında gittiğimizde görüyoruz orada. Aynen. Çanakkale'de aynen mutlaka ki onlar doğrudur. Aynen. Biz tabii o günleri yaşamadığımızdan aynen o kadar iyi bilemiyoruz. Allah rahmet eylesin hepsine. Aynen. Allah rahmet eylesin. Aynen. Aynen. Her bölgeden aynen insan var orada. Kesinlikle. Sizin biraz önce söylediğiniz kesinlikle gibi her bölgeden. Aynen. Yani 7 bölge, 7 bölgeden de insan var orada. Özür dilerim Doğan abi. Biz 3 gün önce, 4 gün önce oradaydık. Şehitliği dolaştık. İnan ki Allah her ilden vardır. Var değil mi? Kars, Erzurum, ben de öyle gördüm çünkü. Hepsi. Üç gün önce oradaydık. Üç, evet, dört gün önce. Hayır, bunu zaten bütün tarihçiler söylüyor Kıbrıs'ta zaten. Kıbrıs'taki şehitler. Yani Sarıkamış'ta nasıl Türkiye'nin her
bölgesinden evet. insan gidip orada şehit olmuşsa, donmuş kalmışsa, Ruslara karşı veya başka Ermenilere karşı savaşmışsa, oranın insanı da bu Çanakkale'de veya Ege'de, Yunan Harbi'nde omuz omuza çalışan, omuz omuza mücadele eden insanlar, ben şimdi görüyorum bazılar ayrımcılık yapıyor mesela, çok kınıyorum onları. Allah onlara akıl fikir versin. Amin. Bakın Suriyelilerin haline, biraz önce siz söylediniz. Evet. Suriyelilerin haline bakın. Iraklıların haline bakın. Afganların haline bakın. Evet. Ama bizim gidecek yerimiz yok. Allah korusun. Biz ne Suriye'ye gidebiliriz? Gidemeyiz. Ne Yunanistan'a gidebiliriz? Hiçbir ülke bizi kabul etmez. Efendim ne bana. Irak'a gidebiliriz? Biz burada şehit oluruz. Evet. Allah göstermez inşallah. Buyurun. Belediye başkanımız Mehmet Çerçi. Bütün mahallelerde mahalle iki araba, üç araba, dört araba mahallesine göre insanlarımızı en güzel bir şey yaptı. Bu insanlarımızı kadınmış, erkekmiş, çocukmuş. Böyle 13-14 yaşlarında, okul çağlarındaki olan gençleri hepsini Çanakkale'ye mahalle götürdü. Siz de gittiniz mi? Tabii ben de mahallemin, mahalle sakinlerinin başında ben de gittim. Belediyenin ekipleri de vardı. Ve oraya gezdirdiler. Orada rehber tuttular. Orada ağlamamak mümkün değil değil mi? Hani işte orada o bizim mahalleden götürdüğüm insanlar ağlamaktan, kendini ağlamayan insanlar mı vardı? Yaşlı insanlarımız. Ne kadar orada ağladılar, ne kadar sıkıntı yaptılar. O görmemiş, bugüne kadar gitmemiş o insanlar. Bunu yönden... Bu hizmeti verenlere Allah razı Allah olsun, razı teşekkür olsun. Ederiz. Belediye başkanımıza evet. o yönden teşekkür ederim. Evet, gerçekten evet, evet. onu çok iyi bir evet. şekilde yaptı. Siz şiirle bittirdik gibi oldu. Evet. Efendim, siz şimdi mahallenizde siz dediniz, efendim, banka istiyorum, 5 kat imar bankalar istiyorum. Bankalar zaten kendiliğinden gelecek. Nasip olursa bu plan proje programı inşallah 2020 yılında... İş yerleri çoğalacak. Tabii. Bittiği zaman mahallemizde bir sıkıntı var. Başka? Sayın Doğan abi. Şöyle bir sıkıntımız sizde, var. Sizde kanalizasyon sıkıntısı var mı? Altyapı sıkıntısı var mı? Tabii ki var. Ta 40 sene önce o çörbüzlerden döşenmiş eski garajdan ta Muradiye'ye kadar bunların nüfus büyümüyle tabii ki sıfır olması lazım. Değişmesi lazım. Tabii bunlar da güç istiyor belediyelerin gücü nispetinde peyderpey olacaktır inşallah. Peki böyle siz Büyükşehir'den biraz önce söylediniz de evet. teşekkür ettiniz vesaire de evet. Maski'den bu altyapıyla ilgili hiç istediğiniz bir şey oldu da yaptılar mı? Kesinlikle yapıyorlar. Büyükşehir'de şöyle bir program var Doğan abicim. Bir Manisa için özellikle bizlerin taşlarda kırsal mahalleler için. Özellikle ben 50. yılı soruyorum şimdi. Aynen. Bu imardan sonra yeni altyapılar ihaleler olacak. Nasipse zannedersem belki bu yazın ve önümüzdeki kış yazın bütün altyapılar değişecek. Nüfusun büyümesi. Yani programda var biliyorsunuz var. Yani. Programda var. Bizim bir okulumuz var Atatürk Mahallesi'nde. İki mahalle o okula gidiyor. Okul yerimiz var. Atatürk Mahallesi'nin sizin karşınızda. Aynen. Evet. Okul mahallemiz dört dönüm bir arsamız var. Vatandaş 10 metre, 20 metre şeklinde hiba etmişler milli eğitime. 500 tane hissesi var. Bu hisseleri milli eğitim çalışmasını yapıyor. İnşallah hissederler tamam olduğu zaman mahallemizde de bir güzel mini okul olacak. Mahallemiz hiç merak etmesin. Allah'ın izniyle hizmetlerin büyüğü olacak. Neden olacak? Hizmetler belediyelerden, kurumlardan sırasıyla gücü nispetinde hepsi olacak Allah'ın izniyle. Yani siz tabii isteyen tarafsınız. Biraz önce söyledim. Aynen. Sayın belediye başkanlarımız da büyükşehir evet. olsun, ilçe belediyemiz evet. olsun. Onların tarafına geçtiğimiz zaman yapabilecek işler var, yapılamayacak işler var. Aynen. Uzun vadede yapılacak işler var, aynen. kısa vadede yapılacak aynen. işler var. Ama kısa vadede senin evet. mahallenin işlerin olduğunu... Şimdi o bir veterimiz var arkadaşlar. Hem röportajlarımız var. 50. yıl mahallesini onu alalım hazırsa. Sizin mahalleye bir bakalım. Bakalım bir. Evet. Ben çünkü çok gelişmiş gördüm son birkaç daha sene da içerisinde. Evet, alıyoruz. Merhaba, önce sizi tanıyalım. Ben Yusuf Atay, bu mahallede ikamet ediyorum. Kaç yıldır buradasınız? Doğup büyüme buradayım. Doğup büyüme buradayım. Bu 50. yıl mahallesi gerekli hizmeti alıyor mu belediyelerimizden? Maalesef gerekli hizmeti hiçbir belediyeden almadı bugüne almadı kadar. Bugüne kadar. Yani bu büyükşehir olmuş. Küçük şehir olmuş. Tabii büyük şehir, küçük şehir. Ama yapılaşma var mı? Gayet böyle. Yani tabii şu anda yapılaşma var. Yapılaşmadan sonra ne olur bilmiyorum yani. Burada en büyük sıkıntı ne bu mahallenizde? Doğal gaz gelmedi, ne diyelim.
şeyler gelmedi, muhtarım ilgileniyor, Allah doğal razı olsun. Doğalgaz gelmedi, burada yok mu doğalgaz? Doğalgaz yok burada. İnşaatlaşma var. Tabii inşaatlaşma var, doğalgaz yok. Demiryolu mu engelliyor acaba? Bilmiyorum vallahi, onun hangi sorunları var, nasıl bir sorunlar var bilmiyorum. Muhtardan memnun musunuz? Muhtardan memnunum muhtarım ben. Ya çalıştığını inanıyor tabii, musunuz? Tabii. Daha önceki muhtar çalışmadı ama bu muhtarımız çok mükemmel mesela çalışıyor. Bir tane ne yapsın dersiniz muhtar, niye ilgilensin dersiniz? Vallahi muhtarım her şeyle ilgileniyor şimdi. Kanalizasyon ne ilgilensin? Nasıl burada kanalizasyon? Kanalizasyon yapısı eski yapı yani. Şimdi bu inşaatları kaldırır mı kaldırmaz mı bilmiyorum yani. 40 senelik 50 senelik bir yapı kanalizasyon yapısı. Yani bu caddede falan yeni kanalizasyon. Tabii yapı, hiçbir şey yok bu caddede. Hiçbir şey yok. Bu istasyon. Eskiler istasyon. Evet burası. Evet. Burası size mani oluyor mu? Bize istasyonun bir manisi yok. 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 Çünkü çok eski bir yapı orası. Tabii. Yunan'dan eski, kalma bir yapı yani. Yunan'dan kalma. Bu mahallemiz de çok eski esasında. Evet eski yani bir mahalle. Orosköy'ün en eski mahalle. En eski mahalle. Ama en eski mahalle. Peki sizin burada şunu ben gördüm ama kimseye sataşmadan ne söyleyebilirsiniz? Yani altyapı, doğalgaz dediniz, onları biliyorum. Valla işte hizmet bekliyoruz, ne bekliyoruz? Suda bir sıkıntı var mı mahallede? Suda şu anda sıkıntı yok ama ileride bu evler taşınınca bilmiyorum yani suda sıkıntı olur zannederse. Hani şu iki mahalle 50 haneydik, sadece şu iki ev, 3 ev 50 hane oldu. Yani düşünün artık mahallenin komple taşınca yani, su kaldırır mı bilmiyorum. O sadece o apartman iki haneyken. Yani şu an o apartman iki haneyken 50 hane oldu. Şu mahalle iki mahalle 50 haneydi. Yani burada bir sıkıntı ileride yaşanabilir bilmiyorum altyapı yapılması. İlgililer inşallah duyar inşallah. Peki, çok teşekkür ederim. Rica ederim Doğan Bey. Ben teşekkür ederim. Önce sizi tanıyalım efendim. Adım Erol Alkan. Manisa'nın. Şu anda 50. yıl mahallesindeyim. Siz de 50. yıl mahallesi. Bu mahalleden doğan biriyim ben. Doğan bu çocukluğum falan hep burada geçti. Mahallenizin sıkıntıları var mı? Dolu. Mesela? Şu köşeye geçenlerde buraya ambulans girecek giremedi. Şu köşeye şikayet ettim, hala gelip giden yok. Evet. Araç dönemiyor buradan. Siz bu tarafta oturuyorsunuz herhalde. Burada mekan benim. Ha mekan burada. Evet mekan benim. Mekan burada. Buraya trafiğe dedim ki buraya sürat şeyi koyun. Hız sınırı koyun. Yok. O da yok. Gelen yok yani. Peki trafiğin dışında? Trafiğin dışında mı? Çocuklar gelip geçecek, zabıtayı arıyorum. Şurada sıkıntı var diyorum, yok. Onlar da geliyor. O da yok. Trafik zabıta. Tabii. Belediyeye gidiyorum, yazı yazıyorum. Yok. Karakola gittim, ben beyanname vereceğim, dükkanım var diye. Adamlar tamam yeterli, gidebilirsin diyor. Yani burası gelişi güzel böyle, vay işte Horozköy var mı var diyen ama bir mevki. 50. yıl mahallesi çok eski bir mahalle. Eski mahalle. Yeni mahalle değil. Evet. Burası hizmet son yıllarda alıyor herhalde. Tamam alıyor, evet. En büyük sıkıntı ne var burada? Bu biraz önce trafik ve... Ya doğalgaz çok geç gelecek. Doğalgaz geç su gelecek. Su sorununuz var mı? Su sorunu yok. Pek su sorunu yok. Altyapıda kanalizasyonlar yetersiz sadece. Yetersiz. Bu binalaşma bittikten sonra onları da yaparlar herhalde. Hiç zannetmiyorum. Zannetmiyor musunuz? Muhtardan memnun musunuz? Muhtarım 10 numara. Ciddi mi söylüyorsun? Ciddi söylüyorum ya. Yani. Adaşımdır kendim. 10 numara bir muhtar. Ne mutlu. Evet. Böyle muhtarınız olduğu için. Vallahi ben evet. Peki teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Evet muhtarım, senin mahallende sizin bilginizin dışında biz bir röportajlar yaptık. Yani kusura bakmayın. Estağfurullah. Arkadaşların hiçbiri de öyle sizin aleyhinize bir şey söylemedi. Allah razı olsun. Sağ olsun. Sevgili Manisalılar, nehir suları iki yönüne akmaz. Tek yönüne akar. Ama dedikodular her iki yöne de akarmış. Onun için dedikodudan uzak olalım. Efendim muhtarlarımıza sahip çıkalım. Evet muhtarım. Şimdi o röportajlardan sonra sizin diyeceğiniz bir şey var mı? Yani ne gördünüz orada? Bir eksik bir şey gördünüz mü? Mesela trafik dedi. Evet. Doğalgaz dedi ama... Doğan abici bir şey aksediğimde doğalgaz olacak. Doğalgaz neden olacak? Çünkü şu an kentsel dönüşümde olan bir yere doğalgaz çalışması olmaz. Peyderpey bittikten sonra... Gelen yerler var mı sizin mahallenizde? Efendim? Doğalgaz gelen yer var mı? Hayır, hiç yok. Ha yok. Doğalgaz var gibi söyledi sanki. Yok. Doğalgaz Musa Bey'in mahallesinden nasip olursa Nisan ayının sonunda ihalesi oldu. Evet. Bizim mahallede geçiş olacak. Mahallelerin inşaatı da kısmı olarak bitmiş olacak. Bizim mahallemizde Musa Bey'in mahallesinde Horozköy'ün genelinde bir sıkıntı var. Bunu ben söylemeden geçmeyeyim. Tabii buyurun. Sayın Valimize, İl Emniyet Müdürümüze bize verdiği desteklerden polis asayişinin teşkilatının canla yürekle teşekkür ediyoruz. Türkiye'de baş ağrısı olduğu gibi Manisa'mızda da bu madde bağımlı hilletinden bir türlü vazgeçemiyoruz. Her gün büyümekte, en büyük sıkıntımız o. Neden? İşte genç çocuklarımız var.
okula giden çocuklarımız var. Madde bağımlılar artık bu kadar, günlük o kadar büyüyor ki. Bu ilköğretim okulunda sizin tam muhtarlığın karşısında, yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Siz evet. Takip ediyorsunuz. Çok okulda, okul önünde çok yok da böyle gayrimeşhur yıkık binalarda, daha çok buralarda böyle. Bir de Horozköy'de ova olduğu için, ova ile mahalle yakın olduğu için burada gece gelip pazarlığını yapıyormuşlar. E sağ olsun polise alo dediğin zaman hemen geliyor. Polis madde bağımlısını uyuşuk halde buluyor ve ambulansı çağırıyor, götürüyor hastaneye. Bir gün sonra kendine geliyor, tekrar bırakıyor. Ertesi gün yine aynı işine devam ediyor. Asıl bu satanların kökünü kurutmak lazım. E tabi bu da çalışmayla, gayretle oluyor. Şimdi yaşamak bir sanat. Eğer bu yaşamı herkes kendi komşusuna da çocuğuna da böyle bakarsa, akıllı gözle bakarsa, ay çocuğum bunu yapma. Biz büyüklerimizden onu gördük. Komşuya zarar verme, şunu yapma, bunu yapma. Büyüklerin sözlerini dinleyen çocuklar vardır. Muhtarlarla da böyle gelsin paylaşsınlar. Biz de kurumlarla, polislerle, asayişle paylaşalım. En azından bu ailelerden, madde bağımlısı olan ailelerden, satandan veya kullananlar. Birebir görüşülür, en azından böyle daha azami bir şeye düşürürüz, vazgeçitiriz. Bu vakada insanlar da varsa gelsin bizimle paylaşsınlar. Biz onu devletin eli kolu uzun. Hastanede tedavisini yaptıralım. Pişman olsun. Siz bunu aile büyüklerine söylüyorsunuz. Aynen. Aynen. Böyle aile bir şey varsa biz yardımcı oluruz diyorsunuz. Aynen. Neden? Varsa da meydan verilmesin. O ulaşacak yeri belki bilemez, yapamaz ama biz yaparız diyorsun. Aynen. Allah ben yaparım diyorsun. Aynen. Yani. Aynen. Allah razı olsun. Sıkıntılarınız bundan ibaret. Evet. Komşularımıza, mahallemize herkese selam olsun. Herkes bahtiyar olsun. Gönül istiyor ki yaşadığımız şehri, mahalleyi böyle tam teşekküllü, her şeye uygun, nizama uygun yapalım. İnşallah. Ama belediyelerin gücü nispetinde. Belediyelerde çok bulmak istemek doğru değil. Belediyelerin de yükü ağır, güçleri ağır, hakikaten öyle. Maddi günlük sorunları ağır. Bunlara da böyle peyderpey inşallah hizmetlerimizi almaya devam edeceğiz. Evet. Teşekkür ederiz Sayın ben Muhtarım. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet Muhtarım. Size geldik. Yani tabii güzel şiirler okuyunca evet. Yani konu da biraz dağılır gibi oldu ama aslında özünde mahallenizin sorunları. Şimdi siz yeşil alanla ilgili dediniz ki işte yeni yeni yeşil alanlarımız yapılmaya başlandı. Evet. Ben mahalleden sizin de aslında bir veteriniz var. Bir izleyelim mi? Olur. Arkadaşlar şeyin de Vefçakmak Mahallesi'nin de veterisini hazırlayıp bir izleyelim sizlerle beraber. Ondan sonra sohbetimize devam edelim. Sevgili Manisalılar, biz şu anda Fevçakmak Mahallesi'ndeyiz. Ve burada işte molozlar görüyoruz. Burası Kümevle denilen yer. Buradan da bir sakinle röportaj yapmak istiyoruz. Merhaba, sizi tanıyorum. Merhaba, Allah razı olsun. İyi günler, kolay gelsin. Sağ olun. Gerçekten rezalet bir haldeyiz. Her taraf dolduruyorlar moloz. Gerekirse bazen yolu kapatıyorlar. Biz müracaat ediyoruz, yani zorla açtırıyorlar, yani kimse, yani ilgilen oluyor da ama gene döküyorlar, yani biz ne yapmalıyız? Peki buraya gelip birisi moloz dökerken plakasını alsanız şikayet etsin, ilgilenmiyorlar mı? Biz ilgilendik, kaç kere aradık, tamam Ercan diye bir arkadaşlar var, istersen benim adımı öğrensinler, getiriyor, gerekirse arazilerin içine, ovaların içine döküyorlar. Buraya biz bırakmadığımı götürüyorlar, tarlanın içine döküyorlar. Yani gerçekten yazık yani bu tarım alanları. Peki berbat ettiler. Bunun dışında mahallenizin sıkıntılarını biliyor musunuz? Vallahi mahallenin sıkıntıları zaten her taraf sıkıntılıdır. Gerçekten yani suyu tarafında, elektrik tarafında bu çok şeyleri yıkıyorlar buraya. Evet. Yani bunlar hep sıkıntı yani. İyi bir şey değil. Yangın konusunda çocuklarımız çıkamıyor, oynamıyorlar burada. Tehlikelidir. Muhtarınız çalışıyor. Muhtar evet, muhtar çalışıyor ama gene de yani bir şey yapamıyor. Yani ben aynen onun suçu da yok yani, gerçekten arkadaş ilgileniyor. Allah razı olsun. Ama milletin önü kesemiyor yani her taraf bak. Peki mahalleli burayı ıslah etmek için çaba gösteriyor mu? Sadece muhtara kalıyor mu? Onu göstermiyorlar. Gösterseler bu hale gelmez gerçekten. Yani göstermiyorlar. Bazen yani gerçekten biz bunu yani şey kurmamız lazım. Yani mahalle konusunda, yani temizlik konusunda, bu çöp konusunda. Bunlar çok önemli. Çünkü vatandaş da duyarlı olmazsa evet, temizlik kolay kolay gelmez. Doğrudur. Yani gerçekten. Yani burada oturan vatandaşlarımız da aynen, duyarlı olmalı. Duyarlı lazım. Olmalı. Evet. Evet. Ama onu görüyor musunuz? O vatandaşlar da onu görüyor musunuz? Valla biz görüyoruz. Tabii ki herkes işinde sabah çıkıyor, akşam geliyor. Gelince bu halde bu razılatta görüyorlar. Yani kimseye bildiremiyorlar ne daha doğrusu. Tabii. Yani bildirseler böyle olmaz yani.
Yine Fevşakmak Mahallesi'nde küme evlerindeyiz. Bir vatandaş var yanımızda. Sizi tanıyalım. Adım Fırat, esnafım Horozköy'de. Evet. Hani mahallemizin eksikleri zaten belli. Elektrik, su, altyapı sorunu, imar plan projesi, ne bileyim yani bunlar vesaire. Peki muhtar ilgilenmiyor mu bu işlerle? Ya muhtar da ilgileniyor ama şimdi elektrik, su sanırım büyükşehirden kaynaklı bir şeymiş. Elektrik, su, su büyükşehirden, elektrik değil. Bilmiyorum da yani insanlar mağdur yani. Şu an buradan misal şahsen herkes birbirine elektrik su vermek zorunda kalıyor. Niye? Şimdi insanın komşusunun elektrik su olmadığı zaman insan vicdanen rahat edemiyor. E tabi bu nedenlerden dolayı olmadık kazalar oluyor. Çamaşır makinesi yandı oluyor, buzdolabı yandı oluyor. Misal bir arkadaşımız, ahbabımız elektrik su yüzünden ceza ödemek zorunda kaldı komşusuna verdiği için. Peki buradaki bu gördüğümüz evler kaçak mı yapı bunlar? Ya şimdi kaçak yapı şöyle, kaçak ama yani 20-25 senelik yapılmış evler, insanların bütçeleri yetmiyordu. Şimdi misal adam gidip de Bozköy'den ya da Laleli'den ya da herhangi bir yerden bir daire alamaz. Mecbur yani buradan alacak yani buranın. Buradaki arsalar özel parselasyon arsaları mı? Tabii bunlar şahsiydi. Misal diyelim ki bir tarlayı 10 kişi aldığı zaman sonra kendi adlarına parsellediler yani. Parsellediler. Aynen. Ama revizyon imar planı geçtiğinde mesela 100 metrekare yerim varsa bu düşecek 60 metrekareye. Bunu biliyorsunuz değil mi? O düşsün o problem değil ama insanların temel ihtiyaçları önemli. Bunların en başına da elektrik sudur yani. Ama revizyon imar planı buradan geçmeden onlara da yapmaları sakıncalı biliyorsunuzdur. Tamam da o zaman en önemli şey imar prosesi o geçsin yani. Şimdi bizim için önemli olan o yani. Evet. Şimdi misal adamın evi 5 katlı ama adamın tek daire elektrik suyu var. Yani bu da gerçekten adamı mağdur ediyor yani. Ama kaçak yapı. Ya kaçak yapı dediğimiz şöyle yani zaten yol altında yolun bir üstü bir belli bölümlerde imar yok. Şimdi kaçak yapıdır diye bu insanlar sudan elektrikten faydalanmasın mı yani? Sonuçta burada hiç oturmuyorsa 3000-5000 insan oturuyor yani. Söyledi muhtarım. Aynen. Yani bu sorunlarımız bunlar yani. 3500 kişi oturuyor. Tabii canım yani. Evet. Sonuçta bunlar da misal Manisa'nın belli başlı köylerine asfalt gidiyor, elektrik su gidiyor, bunların hepsi gidiyor ama bu mahalleye ben görmüyorum yani. Bu kanal altı biraz hizmet alamadı herhalde. Ya bu kanal altı da olabilir, Nurlu Pınar da olabilir, yolun üstü de olabilir yani hizmetin gitmediği yerde bu sorunlar hep vardır yani. Abi muhtarımız sağ olsun kendisi ilgileniyor, gidip geliyor ama şimdi iş biraz da belediyelerde bitiyor. Özellikle büyük belediyelerde yani versin gerekli yetkiyi versin, insanlar elektrik su versin. Bir saniye baba. Ya budur yani. Babanız mı? Hı hı. Tamam. Peki teşekkür ederiz. Sağ olun ben teşekkür ederim. Sizinle konuşturalım. Siz ne diyorsunuz? Evet. Sizi tanıyalım önce. Ne diyorsunuz mahallenizle ilgili? Ne sıkıntınız var? Sıkıntı su elektrik var. Yoktur. Hizmet yoktur. Çöpçü yoktur. Vergi alıyoruz. Elektrik parası veriyoruz. Cesu parası veriyoruz. Vergimiz veriyoruz devletimize sağ olsun. Devlet bize bir hizmet yapmıyor. İkinci sınıf olarak tutuyoruz. Biz ikinci sınıftayız. Türkiye vatandaşıyım. Bu asfaltları siz mi yaptınız, belediyeler mi yaptı? Bu Cengiz Ergül yaptı. Allah razı olsun, o adam başa geldi. Sene yaptı. Yaptı. Ondan sonra kaldı. Ondan sonra bir hizmet gelmemiş. Peki Yunus Emre Belediye'miz gerekli hizmeti ne istersiniz mesela? Ya her şey Yunus Emre'de istiyor. Yunus Emre, Mehmet Çerçi, Allah razı olsun bir şey yapmıyor bize. Hiç ilgilenmiyor, bakmıyor. Teşekkür ederim. Peki teşekkür ederiz, sağ ol. Ne kadar zamandır buradasınız? 6-7 senedir buradayım. 7 senedir. Evinizde elektrik suyunuz yok, var mı? Yok, yok. Komşudan alıyoruz. Ne sıkıntınız var sizin burada? Suyumuz yok, elektriğimiz yok, sıkıntımız çok. Hı-hı. Yani sigorta atıyor ki de bir. Çamaşır makinesi kullandığımız zaman, tabii Halil'i ilk ev kullandığı zaman çok fena alıyoruz. Hmm. Onun için çok sıkıntıdayız. Kablolar yeterli gelmiyor. Tabii, Evet. Ama buraya imar girerse herhalde bu sıkıntılarınız bitecek. İnşallah. İmar gelmesini istiyorsunuz. Tabii ki canım, tabii ki. Peki, teşekkür ederim. Muhtarla nasıl, memnun musunuz? Muhtarımız iyi. Yani ilgileniyor musunuz? Evet, ilgileniyor. Evet, röportajımızı izledik. Doğru yolda giden kaplumbağa, eğri yolda giden atı geçermiş. Bu güzel bir atasözümüz bu. Şimdi muhtarım, röportajları izledik. Burada benim bir şey dikkatimi çekti. Elektrik suyumuz yok diyor. Şimdi hiç mi yok? Elektrik var da bir kat kendine ilave etti sonradan. Öyle mi elektrik yok? Yani nedir bu? Sayın Doğan abim, şöyle diyeyim. 82'de genel bir af çıktı. O zaman vatandaş aldı. 2004'te genel bir af çıktı.
2004'te alan aldı. Ondan sonra yapılan yapılara elektrik su verilmedi. Şimdi o zaman 100 hane iken şimdi 500 hane olmuş bize. O 500 hane nerede alıyor? Komşusunda alıyor, komşusunda alıyor, o onda alıyor. Öyle bu sefer elektrik de yetersiz geliyor, su da yetersiz geliyor. Örneğin birkaç tane de elektrik kontağında yangın çıktığını da mahallede, yani ev mahallede yangın çıktı. Yangın çıktı. Özellikle beyaz eşyaları sık sık yandı. Zaten tespit ediliyor. Hatta bunu TEDAŞ yani karşılayamadığı elektrik sıkıntından dolayı yani yandığı için vatandaş rapor tutuyor, götürüp. Muhtarım, burada vatandaşın da suçu var mı? Var. Ya ben, ama ne yapsın vatandaş? Tabii ki o vatandaşımız da %50 haklı. Evet. Ama devlet de %50 haklı. Şimdi, yani sana af çıkmış, birinci katına elektriğini suyunu vermiş. Evet. Ama sen 2-3'ü çıktısan... O vatandaşın suçu ama göz yumayacak o zaman. Evet. Yani özeti bu. Sevgili Manisalılar, yani o bölgede oturan arkadaşlarımız... Artık Sayın Cumhurbaşkanımız da bunu beyan ediyor, açık açık söylüyor. Kaçak yapıların karşısındayız diye masayı yumruğa vuruyor. Yani Cumhurbaşkanımız da dedi, yani kaçak yapılara genel bir af çıkması için de yani gün sayıyoruz, inşallah en kısa zamanda çıkacak. Milletin yüzü de gülecek. Yani bu bir hane değil, iki hane değil. Ama şöyle geriye de olur. Yıllara baktığımızda 7-8 senede bir, 5-6 senede bir aflar çıkıyor. Evet. Af çıkarmak doğru mu acaba? Şimdi af çıkarmak doğru değilse o zaman yapılara da izin verilmemesi. Ya bir sefer af çıksın ama bundan sonra şimdi bir Doğan daha abim, çıkmamalı yani. Doğan abim, şu 7 tane küme evi olan projesini ve şeyini göstereyim sana şöyle göstereyim, ekranda. Siz kameraya tutun. Evet. Şurası Evrenus, burası Derice Sitesi. Biz arada kalmışız. Bu arası, bu yeşil arada kısım mı? Yeşil kısım. Yeşil burası kısım. Sarıya boyanırsa yani burası. Kamerada görüyoruz zaten. Evet. Tarım arası olarak değil de yerleşim alanıdır. 7 teneküme evi var. Bunu sarıya boyatıp da en az da bundan sonra yapılacak olan yapılara engel olur. Yani kaçak yapılaşmaya, çarpık yapılaşmanın önüne geçilir. Siz şimdi muhtarsınız. Evet. Sayın Belediye Başkanı Mehmet Çerçi Bey, Belediye Başkanı. Evet. Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Cengiz Ergün. Evet. Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız, bakanlarımız affı çıkardı. Evet. O yeşil hattın biraz yine gösterin. Evet. Oradan aşağısı tarım arazisi. Tarım arazisi. Oradan aşağısı. Evet. Efendim, peki yine kaçak yapı devam ederse şimdi, ne olacak o zaman? Şimdi Doğan abim, burası 7 tane küme evi olduğu için bu yerleşim alanıdır. Şu hayır, verdiğimizi burada, düşünelim. Şimdi hani devletimiz buna müsaade etti. Bunlara ruhsatlarını verdi. Suları da geldi. Elektrikleri de geldi. Bunun altına veya üstüne onların mevcutun iki katın veya bir katın üstüne çıkmayacağına garanti edebilir miyiz? İmarlı yerde zaten çıkan çıkıyor. Bunu ben değil. Ha, imarlı yerden demiyorum. İmarsız yerde de olsa şimdi bu alanı sarıya boyasın, kentsel gelişim alanı olarak ayırsın. Bundan sonra olacak yapılara izin verilmez. Yıkılsın. Yıkılsın. Bundan sonra zaten izin verilirse buraya sarıya boyanıp da buraya imara açılmasa geçici 2,5 kat normalde Maraş'a Feyyaz Çakmağı olduğu bölge gibi burası da 2,5 kata izin verilsin, sarıya boyansın, burası kentsel gelişim alanı olarak ayrılsın. Ondan sonra yapılan yapıları ben bile yardımcı olurum devlete, belediye. Yani gel bu evet. Kaçak yapıyor aynen. Derim diyorsunuz. Evet. Ama da bugüne kadar adam 10 sene önce yapmış. 10 senede görmemişsin. Şimdi kalkıp da biz bir taziye yeri için zar zor yer bulduk. Belediye sağ olsun, Allah razı olsun yeri aldı. Taziye yeriniz sizin, ben fark etmedim, yapılıyor muydu? Yer aldık, daha başlanmadı. Ha, başlanmadı. Daha başlanmadı, yapılacak inşallah. Yani sizin mahallenizde taziye evimiz yoktu. Evet. Ama Yunus Emre Belediye Başkanımız bunu yapacak inşallah. Evet, inşallah. Söz verdi, yeri ayrıldı. Projesi de çıkmış. Projesi de çıkmış. Evet. Yani en büyük sıkıntımız Doğan abim şu anda imarsız olan 7 tane küme evimizden büyük bir sorun. 7 tane küme evinde kaç nüfus veya kaç hane var? Her bir kaç hane var? Nüfus demeyelim de kaç hane var? Her bir küme evinde yani en az hiç yoksa 300 hane olan yer var. 200 olan var, 100 olan var. Yani burada her bir küme evinde 500 insan hesaplasak 3500 nüfus ikamet ediyor. Bu 7 tane küme evinde ne park istiyor, ne yani yat istiyor, ne kat istiyor. Bu insanlar su istiyor sadece. Yani şuraya bir elektrik, su zaten altyapı var.
su şebekesi o da çıkmadan herhalde zor olacak. Zor olacak. Yani bu insanlar yarın bu insanlara gidecek. Veya revizyon imar planında onu dahil etsinler. Evet, şimdi önümüzde bir sene sonra seçim var. Bu vatandaşa ne vaat edeceksin? Yani ne isteyeceksin? O isterken ne vaat edeceksin? Vatandaş çıkacak bağıra bağıra su istiyor. Başka bir şey ister mi? Su diyecek, elektrik evet, diyecek. Su, elektrik. Kaçak kullanmaktan kurtulmak istiyorlar. Evet, burası Sarıya boyanırsa. Orada vatandaş da onu söyledi zaten. Evet. Biz yani kaçak kullanmak istemiyoruz ama mecburuz, vermiyorlar diyor. Şimdi genelde doğuda göç alan bir bölge olduğu için burası hızla ilerleniyor. Eğer buraya Sarıya boyanmasan inan ki Gediz'de önlemini ancak alabilir. Zaten Gediz'de. Peki orayı yaptıktan sonra tekrar aynı soru soruyorum ama kusura bakma. Orayı geldi, imar da yaptılar, elektriğini verdiler, suyunu verdiler. Oradan aşağı inerse bak ben yardımcı olurum diyorsun. Evet. Peki o günün şartına iyi olmazsan? Olur. Çünkü kimse devletten büyük değildir. Tabii mutlaka. Devletin gücü her yere yeter. Yeter işte. Evet. Biz de diyoruz bu insanların mağduriyeti giderilsin, elektrik su verilsin. Bizim bundan muhtarlarımız sonra da seçimle geliyor. Nasıl şikayet edeceksin? Şimdi şikayet derken devlet görecek. Ben gidip de yani devlet gelecek burada zabıtasıyla, memuruyla, polisiyle görecek arkadaşım. Ama burası birini söylemesi lazım. Tabii. Bu muhtar mı olur? Azam mı olur? Şu devlet su işleri kanalı var. O kanalı aşmak biraz zor olacak. Açtığı zaman yıkılsın. Yıkılsın. Yani o zaman inşallah önümüzdeki günlerde oraya 1/1000'lik veya 1/5000'in içinde bir şeyler olur, aflar çıkar, olur. Ama oradaki mahallelimiz, biz zaten oradaki dostlarımız, orada muhtarı sevenler bu işlere sahip çıkması lazım. Yani bu işin önünü kesmezsek devam eder. Şimdi bakın, Manisa merkezinde veya Fethi Çakmak Mahallesi'nin ön cephe tarafında, yani kalanın üst tarafında yaşayanlar ev yapıyor, kaça mal ediyor, işte şunu ödüyor, bunu ödüyor, ıvırını yapıyor, zıvırını yapıyor. Yani hepsini ben sayamam mühendisler gibi. Evini 50 bin liraya mal ediyor. Misal söylüyorum. Ama imarsız yer veya kaçak yerde yapan kişi 10 bin liraya mal ediyor. Veya 15 bin liraya. Ben yuvarlak söylüyorum efendim. Şimdi burada bir adaletsizlik yok mu? Bir haksızlık yok mu? Siz birilerinin hakkını yemiyor musunuz? Allah aşkına yapmayın. Belediyelerimize, muhtarlarımıza sahip çıkın ki hemşerimize değil, muhtarımıza ve belediyemize sahip çıkalım. Onları sıkıntıya sokmayalım. Buyur muhtarım. Şimdi Doğan abim sen öyle bir şey söyledin de doğrudur da. Yalnız dar gelirli insanlardır. Bunlar şimdi oraya Sarıya boyanıp da kentsel gelişim alanı olarak ayrılırsa zaten kaçak yapıyor, yapılmaz. İmalı olan yerlerde yapılmıyor. Burada da yapılmaz. Vatandaş ne yapacak? Şimdi bir arsa alıyor. Hayır ben orası için söylemedim. Ha. Şimdi oldu orası bitti. Hı. Devam et. Ben de onunla işte. Onda sorun senin, olmaz. Affedersin. Senin bir hemşerin geldi. Yap buraya. Misal. Demezsin de. Olmaz. Ama sen demezsin. Senin mahallenin birisi söyleyebilir. Yani bunlara izin vermeyin. Onu söylemek istedim ben. Evet. Yani biz buna izin verirsek bu işin önünü kesmek mümkün değil. Bu zamanında Fatih'te oldu. Zamanında Barbaros'ta oldu. Zannediyorum 50. yılda da olmuştur. Atatürk'te de olmuştur. İşte Nurlupınar'da da olmuştur. Ama Turgut Özal'da da olmuştur. Yani biz bunları engellememiz lazım. İşte dedik ya eğitim. İşte orada da eğitim lazım. Evet. Donar burası 82'de buraya altyapı elektrik gelmiş bak. 82'de. Bu zaten mahallenin var ya kanayan bir yarasıdır. Buraya tekrar tekrar söylüyoruz da yani burayı halletmemiz lazım. Halletmemiz lazım. İnşallah. En kısa zamanda bunu yani halledersen bundan sonra yapılacak olan imarsız olan yerlere inan ki var ya hiç gözünün yaşına bakmadan devlet yani görevini yapacaktır. Yapardı. Devlet isterse yapar. Evet. Ama siz de destek olacaksınız. Olacağız. Mahalleliniz de destek olacak. Şimdi bu mağduriyeti İşte bak diyorum ben hemşeri kollamacılığı yapılmaması asla lazım. Asla. Bu mahalle varken Güzel Yurt yoktu. Bu mahalle varken Bozköy yoktu. Bu mahalle varken 75 yoktu. Ama sizin mahalleniz biraz tarım alanına yakın. Ama sıkıntı orada var. İşte bütün sıkıntı orada zaten. Evet. Eğer alanı dar olmuş olsaydı bir Elinci Yer gibi var, bir Hafsa Sultan var, bir Duvar Motor Fatan Mahallesi gibi olsa zaten aşılma şansı yoktu. Bu kenar mahalle olduğu için yayılıyor, kanser gibi ürüp gidiyor. Ama inşallah hem vatandaşlarımız duyarlı olur, hem devletimiz duyarlı olur. Bu güzelim tarım arazisinde zaten talan etme hiç kimsenin hakkı yok. Evet. Bu 82'de buraya altyapı elektrik su verildiyse, bundan sonra da verilsin. Burası
kentsel gelişim alanı, alanı olarak Sarı'ya boyansın. En azından bundan sonra hiçbir tarım arası talan olmasın, kaçak yapılaşma yapılmasın. Biz de rahatsızız. Sizin istediğiniz o. Evet. Peki sizin şeyde taziye evini söylemiştiniz. Sağlık ocağı zaten evet, yapılıyor, açılacak dediniz. Açılacak, evet. Moloz dökülmesin dediniz. Altyapı sorununa. Altyapı sorunumuz da vardı zaten. Var, var, var. Onunla ilgili de herhalde yakın zamanda çalışmaların olacağını tahmin ediyorum. İnşallah. Bunu zaten... Ama sizin mahalleniz ben 10 sene önce gördüğüme göre inan merkez mahalle gibi olmuş. Bak kenar daha kıyıları söylemiyorum. Evet. Yani evet. Benim eski bildiğim çünkü gezdiğim için gördüm. Benim eski bildiğim yerler şehir merkezi gibi olmuş. Yani merkez mahallesiz olsun o kadar da yalnız daha eksiklerimiz çok. Var. Tabii olacak. Programın başında sen çok rahatsın dedin Doğan abi sanki ihtiyacın yok. İnan ki var ya anlatsam sabaha kadar bitmez. Hayır başka derdiniz varsa not alayım. Yani hem de ilgililer de duysunlar. Peki kaymakamla ilişkileriniz nasıl? Çok güzel. Kaymakamımızla. Kaymakamımızla Allah razı olsun ilgileniyor. En az da belki şöyle diyeyim 4 senedir belki 10 defa yakın mahallemize geldi. Hatta bugün de toplantıda beraberdik. Evet. Yani mahallenizi ziyaret ediyor. Evet. Belediyeyle söylenizden fazla mı geliyor? Belediye meclis üyemiz var bir tane sağ olsun. Allah razı olsun. O sizin mahallenizde? Bizim mahallede. Bizim mahallede. O mecburen geliyor. O mecburen mahallede. O mecburen geliyor. Mahallenin sıkıntıları daha iyi biliyor. Evet. Gerekli toplantılarda da dile getirdi. Düşünüyorum inşallah. Bundan sonra kalan hizmetleri yardımcı olur. Bir sene sonra seçim var. Hayırlısı olsun inşallah. Ama belediye meclisiniz evet. Sizin muhtarlığınız kadar o da bir mevkide. Belediye evet. Meclisi. Eğer bu Fevşaklak Mahallesi'nin ihtiyaçlarına cevap verecek hizmetleri yapmazsa bir daha seçilemez. Ben arkadaşın ismi hangisi bilmiyorum da. Eşref Çağlayan. Evet gördüm. Yani Eşref Bey eğer sizin gibi o da mücadele etmezse, size destek olmazsa, belediye başkanımıza destek olmazsa bir daha seçilemez. Çünkü mahallenin intikamını alır. Beraber bazı yani önemli olan zoru başarmaktır. Beraber zoru başaracağınıza inanıyorum. İnanıyorsunuz. Evet inşallah. Peki teşekkür ederim. Ben teşekkür ben, ederim. Ben hemen size buyurun, buna paralel soru. Kaymakam Bey'le ilişkileriniz nasıl? Kaymakamla çok böyle aman aman görüşemiyoruz ama muhtarlık şekli şemasında işimiz neyse gittiğimiz zaman sağ olsun personel de kendisi de ilgi alaka gösteriyor işlerimizi. Ya çünkü Kaymakam Bey de çok halkla iç içe olan birisi olduğunu ben biliyorum, izliyorum. Sizin oraya da gelmez. Geliyor mu sizin yanınıza hiç? Davetlerimize henüz yeni gelen kaymakamımız bundan öncekini davet ettik. Mahallelerimize geliyordu. Ama Muhtarlar Derneği olarak sağ olsun davet ettiğimiz her yerde var. Var, geliyorlar. Muhtarlar da böyle itibar ediyor. Güzel de nasihatler de bulunuyor. Çalışmalarında da kolaylık gösteriyor. Yani. Evet, Doğan Bey size geldin. Aynı şeyleri bir daha tekrarlıyorum ama İşte imar, doğalgaz. En büyük mesele o. Peki şu mevcut haliyle yeşil alanınız yeterli mi? Yok. Hiç mi yok? Gördük notanın etrafında hiç. Yok. Başka yerde yok muydu? Orada daha küçük var yani. Peki, iki tane salıncağı var başka bir şey. Sizin orada araç sirkülasyonu çok mu Fatih Mahallesi'nde? Ne? Araç. Vatandaş. Gidiş gelişi, araç. Evet. Taksi, kamyon, otobüs neyse. Yani çok mu sirkülasyon var az mı? Yani çocuklarımız nerede oynuyor o zaman? Oyun parklarınız yok mu? Mahalle aralarında. Oyun parklarınız yok mu? Yok. O zaman istiyoruz. Sayın Mehmet Çerçi'den istiyoruz. Ben bunu başkanıma da söyledim. Meclis üyelerine de özellikle söyledim. Fen işlerine de söyledim. Yani geçici de olsa bir yerlere yapsınlar. Benim istediğim şu. Mahallenin boş arsalar var. Diyelim senin arsan yahut benim arsan. Ya arsa senin olsun. Biz buraya bir park yapalım. Geçici. Çocuklara bir top oynasın. Yok olmaz. Olmaz. Ha, arsa sahibi kabul etse. Bu sefer arsa sahibi kabul etse. Bu sefer Büyükşehir, Büyükşehir diyorum. Yunus Emre belediye başkanlarından gelenler olanlar diyorlar ki biz yapamayız. Kim yapacak burasını kalıyor böyle. Yani benim sıkıntım bunlar. Siz... Ben o çocuklar çok üzülüyorum. Muhtarım burada bir top yeri oynayalım. Evet. Küçük bir sahamız olsun. Öyle sıkıntılarımız yani, çok. Sizin de bayağı nüfusunuz var yani öyle küçümsenecek var, var. Nüfus değil. Nüfus değil yani. Orada da bunun %25'i de çocuktur. Tabii canım o çocuklar yani, zaten sık sık bana geliyor muhtarım.
yapmadım bir sağ, yapmadım bir sağ, yapmadım bir sağ deyip duruyorlar. Oğlum öyle bir yerimiz peki, de yok. Böyle hani imar yok ama bu haliyle özel arsaların dışında belediyenin hiç yeri yok mu? Yok. Baktınız yani. Tabii. Olsa zaten o zaman ne yapacak belediye başkanımız? Yapamaz. Yapamıyor işte. Onunla etkisi var. Şey yapıyor. Yani en azından ben geçici olarak istiyorum. Nereye yapacak ama işte? Boş arsalarımız var. Boş arsa. Adam arsası burada. Kendisi Amerika'da. Aldığından onun haberi yok. O arsanın da haberi yok. Varlığından haberi yok. Belki de haberi yok. Peki siz öyle kişileri bulsanız, imzasını alsanız belediye başkanımıza geçici bir park yeri... O da yarın öbür gün o adam çıkar gelirse diyor ne yapacağım? O da haklı. Hayır hayır. Kişilerden izin alarak. O zaman bazıları vermeye çalışıyor. Ya yani o da şöyle vatandaş vermeye çalışıyor. Yarın öbür gün diyor bana bir garanti vermesi lazım diyor. Yarın öbür gün diyor ya sahiplenirse burasını bir de park yaparsan la ben ne yaparım? Bu artık gider. Vatandaşın içinde korku. O da vatandaş da haklı. Vatandaşın yani. İçinde korku var. Evet. Sizin orada iki kattan fazla var mı? 2,5 kat. 2,5 kat var. Bunlar şu anda elektrik su işinde bir problemleri yok. Ya oluyor ama o kadar bizim su sıkıntımız yani yok. Yani bizim muhtarımızın mahallesinde olduğu gibi öyle bir sıkıntımız yok. Muhtarım kadar yani kaçak değil. Su, kaçak elektrik. Yok yok. Sizde yok. Yok o kadar. O kadar yok yani bizde. Belki eskiden vardı ama 2004'te vardı. Bitti. Onlar da dediğin gibi aflarda derim 2. katı, 3. katına kaçak yaptırmasına rağmen... O insanlar o zamanlar o aflarından dolayı herkes aldı. Özür dilerim Doğan abi sen kaçak deyince bizim kaçakla alakamız yok. Yani hayır kaçak şöyle bir tanesi almış oradan ona veriyor o da kaçak oluyor. Aynen. O anlamda söyledim. Ya ben size de aynı şeyi sordum. Evet. Hani birinci katı almış. Affa girmiş. Komşusuna ikinci katı ilave etmiş. Evet. Yanına bir daire yapılmış. Bir ev yapılmış oraya vermiş. Ya neticede işte o kaçak elektrik kullanmış oluyor. Ben o anlamda o aflar geldi, onlar bitti. Alanlar aldığı ama zaman. Ama bir daha çıkar inşallah. İşte muhtarım yani, istiyor. Ama onun ilgili daire... Muhtarımın ki mahallesi büyümekte. Evet. Göç, bak, senin artık belli, ölçüm belli. Benim ölçüm belli. Muhtarımın senin sıkıntı çok. Göç alıyor. Kendisi de söyledik. Benim mahallem göç alıyor. Yani mahallenin sınırı buraya diye dayadı. Ama benim öyle değil. Benim şeyim yok. Büyüyecek yerin yok. Yok benim. Benim sınırlarım belli. Ama... Oraya imar gelmediğinden diyorsun ama yine de belediyenin bir yerleri vardır orada. Milli eğitimin vardır, efendim belediyenin vardır bilmiyorum. Tabii baktınız mı bakmadınız mı bilmiyorum. Büyük bir arsamız var. Kimisinin 10 metre, kimisinin 30 metre, kimisinin 5 metre, kimisinin 2 metre. Bunları belediye başkanına bizzat söyledim. İstediler kesinler efendim. İşte diyorum herkesi bulmak. Bazı kişiler Amerika'da. Bazı kişiler Almanya'da, yurt dışında olan çoğu kişiler var. Şimdi onlarla uğraşıyor. Ama belediyemiz isterse devlet her şeye ulaşır. Olabilir. Bunun üzerine geçici park yapılır. Nasıl efendim? Geçici park çocuk oyun gruplarını koyabilir. İşte sıkıntıyı anlattı. Ama 3 metre, 5 metre. 10 metre, 30 metre daha olanları da var ama yani. Ama belediyemiz isterse, geçici. Devletimiz isterse onları aynen, bulur yani. Aynen. Yani doğru. Yani 10 metreye bir şey yapamaz. 3 metre. 3 metreye bir şey yapamaz. Evet. Onları o belli bir alanda bunların hepsi. Hep evet, bir yani. 60-70 kişi bu var. Bu Fatih şeydeki aynen. Fatih Mahallesi. Mahallemde de var aynı. Sende de mi var aynı şey? Bende de aynı var. Siz de yapın. Hatta sağlık ocağı için oraya Ankara'ya gittim. Ankara'da onların listesini götürdüm. Burası tamam diyorsunuz da ama sağlık ocağınız yeri var. Orada proje çıkmış, orada yapılacak dediler. Ondan sonra bu darbede sonra FETÖ'nün okulu çıktı. Yoksa bizde de toplama merkezi olan bir yerimiz var. Hatta mahalle oradaki... Senin muhtarlığın çevresi. Bak inan İmren'im, çok güzel. Çok daha güzel olması gerekiyor. Tabii olması lazım. Şimdi ama ben güzel gördüm. Şimdi bu çağlara göre... Ya sağlık, sizin mesela... Sağlık hoca istiyoruz, mahalle sakinlerim. Oruçke'ye gidiyoruz. Atatürk Mahallesi'ne. Tabii. Evet. Oraya gidiyor sağlık ocağına. Benim mahallemde de ben istiyorum. Sağlık yer var mı? Yok. Yerimiz yok. Yani Sağlık Bakanlığı'nın falan bir yok, yok, bir yer yok, var yok, mı? Yok yok yok. Öyle bir yerimiz yok. İşte imar geçerse arsalar çıkacak. İşte o zaman onu bekliyorum zaten o yönden. Yani. Mahalle, Allah razı olsun mahalle sakinlerim de bu yönden bir şey demiyorlar yani. Gerçekten sıkıntı. Uzak kalıyor. Almış çocuğunu. Ara yolu geçiyorlar. Tabii canım. Tren yolunu geçiyorlar. Tren yolunu geçiyor. Trafik yoğun. İki mahallemde bayağı yoğun bir trafik akıyor. Kentsel dönüşme girerse gerçek yani böyle
Tabii arsa bulunmadan olmaz. Arsa bulunmadan boş belediye... arsamız olsa sorun değil. Yani belediyemiz yapabilir. Boş arsamız yok. Ya Mehmet Bey aslında bu tip şeylere duyarlı. Evet. Böyle sağlık ocağı, cami, yeşil alan, çocuk oyun sahası. Bunlara Mehmet Bey ben duyarlı olduğunu biliyorum. Ya şimdi çünkü... bizim Altınçukur Camii'miz var. Altınçukur Camii'nin avlusu da bir şeydi. Sağ olsun o zamanlar belediye başkanımıza söyledik. Ekipleri geldi, düzelttiler. Altı böyle kademe kademe etti. Düzelttiler, güzel bir şey yaptılar. Peki, siyasi delegeleriniz, yani A partisinin, B partisinin, C partisinin gelip de ya muhtarım ben şu işi ilgilenirim, hallederim var mı? Hani delegeleri var, üyeleri var bilmem. Yani onlardan şey alabiliyor musunuz, destek alabiliyor musunuz? Yok. Yani öyle bir şey olmuyor yani. Hayır. Alabilseniz meclislerden almanız lazım. Yani. Evet. Meclis üyeleri işte bu yerleri ben benim istedim. Bu yerlerde boş olan arsalarda böyle birkaç tane arsa çıkarabilsek. Plana baktınız mı? Mahallenizin planına baktınız mı hiç? Belediyeye gidip rica ettiniz mi? Ettiğim oldu. Oldu. Ama çoğunluk yerin sahibi çıkmaz. Çünkü çok eskiye dönük bu yer. Mahalle eskiye dönük olduğu için boş olan arsalarda peki onlar da sahipli ama yerleri sahipleri şu anda yok. Evet. Şimdi biz tabii sona doğru gidiyoruz. Yine Erol Bey'den başlayarak 50. yıldan böyle geriye doğru mahallenize mesajınız, belediye başkanlarına mesajınız, sayın kaymakamlığa mesajınız efendim varsa onları alalım. Son sözlerinizi almış oluyoruz. Ben özellikle başkanlarımıza sözçü lisan ettiysek özür olsun. Kabahatları Cenab-ı Mevlam affettiği gibi biz kuluz beşeriz. Evet. Herkesin de, başkanın da, birey vatandaşın da bizim de. Evet. Yerine göre kusurları vardır. İnsanın en yücesi karanlık gibi olacak, affedici olacak. Günah ile, sevap ile bazı şeyleri görmeyecek. Hepimiz eğer bu vatanda, bu memlekette nefes alıyorsak hepimizin birbirine ihtiyacı var. Mutlaka. O açıdan birbirimize böyle hakkaniyetli, böyle mert gözüyle bakmamız lazım. Aramızda bir nifak yok. Güzelliğin olduğu yerde şirinlik olur, gelişme olur, bereket siz, olur. Siz Sayın Mehmet Çerçin'in, belediye başkanımızın size gelmesini istiyorsunuz. Özeti bu değil mi? Yani bir... Yani gelmediğini söylüyorsunuz. Aynen, üzüntümüz o. Niye? Biz Allah'a şükür böyle toplumun içinde var olan bir insanız. Ağzımız, ayağımız dönen bir insanız. Gittiğimiz her yerde böyle insanlar böyle nişanla bakıyor. Ne politik davranıyor musunuz mahallenizde? Hayır. Acaba onlar mı geldi? Hayır, kesinlikle. Çünkü muhtarların politikası olmaz. Aynen. Yani siyasi bir görüşü olmaz. Aynen. Olsa bile içinde olur, bir tane oy var. Şunu da tavsiye ediyorum. Bizim olmadığı gibi başkanların da olmasın. Muhtarlara siyasi bir gözle bakılmaz. Tabii onlar da öyle oy olması lazım aslında. Muhtarlara siyasi gözle bakılmaz. Belediye başkanı seçildiği gün rozetini çıkaracak, masasının çekmecesine koyacak. Belediye başkanını bittiğinde... Ben Doğan abi nasıl severim? Ben Doğan abinin, televizyonun sahibi Erdinç Bey'in Manisa'ya zamanında efendime söyleyeyim böyle gayretlerini, ufkuyla geniş baktıklarından insanlıklarını, metiyelerini severim. Niye? Manisa'da doğmuş, Manisa'nın evladı, Manisa'ya zarar olmuş, olmamış. İnsanları fabrikalara, sanayilere yerleştirilmiş. Birçok insan bunlar sayesinde ekmek sahibi olmuş. Değil mi? Böyle bu göz varken başka bir kem gözle niye bakalım ki birbirine? Efendim ben 20 yıldır siyaset yapmıyorum. Hiçbir partiye kaydım yok, hiçbir partiye yakınım yok ama uzaklığım da yok. Hepsine yakınım, hepsine uzakım. Ama Erol Bey'in söylediği herhalde 90'lı yılları bahsediyor zannedersem. Evet. Biz hiç siyasi partide kimin hangi partili olduğuna bakmadan hizmet ettik. Bugünkü A Partisi, B Partisi, işte Büyükşehir, Milliyetçi Hareket Partisi, efendim Yunus Emre Belediye'miz, AK Partili. Ama herkese partili olarak bakmamasını rica ediyorum. Biz bakmadık efendim. Yani ben bunlardan büyük değilim. Şu anda onlar büyük. Ama bakmazlarsa kendileri kazanır. Çünkü Doğan abicim, biz onları sizde gördük, yaşadık. İnanın. Hadi söylediniz diye ben de onu söyledim. Eyvallah. İnanın birebir iş olsun diye söylemiyorum. Birebir hakikaten o dönemde sizler olun, il başkanımız da o zaman Erdiş Çumukaya, götürdüğümüz insanlar hiç boş yere dönmedi.
telefon kalktı. Nereye? Fabrika müdürlerine, personel müdürlerine, adamların cinsine, cinsiyetine, siyasetine bakmadan. Şu adam garibandır, işe alın dediği an iş bitmiştir. Zaten biz mücahit olmamız lazım. Kars, Rusların eline geçtiği zaman yörenin hak aşığı, kahraman aşığı. Rus kumandanı gelip diyor ki, aşık sana bir sualim var. Nasıl bir aşıksın? Hak aşığıyım diyor. Ben üç tane şeye aşık oldum diyor. O güzel Allah'a aşık oldum ki, yerleri gökleri dileksiz yaradana aşık oldum. Onun neyine aşık oldum? Doğaya, semaya, denize, sahraya baktım. Yarattığı doğaya, sahraya aşık oldum. Üçüncüsü, çok güzel, edepli insanına, kullarına aşık oldum. Biz de buna aşık olalım yeter. Evet. Değil mi? Peki diyor. İnsanımıza aşık olalım. Peki diyor. Çok söyledim, özür dilerim. Peki diyor ki, bu kas Türkiye mi yakışır, Ruslara mı yakışır? Allah rahmet etsin. O gün aşık şimdi şunu diyor. Eşrefimiz duysun, işitsin. Can sağırken yurt vermeyiz düşmana. İsterse Rus kökünden gelsin, can sağırken yurt vermeyiz düşmana. Şenlik ne durusuz atları binin. Sıyrak kılıç kuşanın düşmana gidin. Daha artacaktır ünü Ali Osman'ın. Can sağırken yurt vermeyiz düşmana. Biz böyle bir ecdadın torunuyuz. Can bedendeyken yurt vermeyiz düşmana. Onun için içimizde kavga mı ya? Yok. İçimizde kavga yok. Eyvallah. Yok yani sizin gibi düşünenler çoğunlukla mutlaka. Evet. Olacak. Evet. Yani haini de olacak. Aynen. Düşmana da olacak. Aynen. Şey var. Uğrunda çaba gösterilmeyen hiçbir fikir rüzgardan yoksun yelkenliğe benzer. Eyvallah. Yani sizin sözünüze istinaden ben de bunu söylemiş oldum. Evet. İlave edeceğiniz bir şey var mı Sayın Muhtarım? Bunlar okumamdaki neden vatandaş bizim muhtar yetiş şehir okuyor demesin. Niye? Bunlara hepimizin ihtiyacı var. Hepimizin birbirine yağmurun, suyun birbirine toprağa ihtiyacı olduğu gibi bizim birbirimizden paylaşmaya, konuşmaya ihtiyacımız var. Evet. Doğan abici. Evet. Bunu başardık mı inanın hepsi kolay olur. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Biz de teşekkür ederiz. Bu güzelliğinize, elinize yaşam boyu sana böyle güzel böyle bu eda ile yaşam şansı diliyorum. İnşallah. Uzun ömürlü olun, sağlıklı olun. İnşallah, inşallah. Evet, Sayın Muhtarım, sizin de güzel sözlerinizi alalım mahallelerinize, başkanlarımıza. Şimdi Doğan abi, sen programı aldın, böyle bir değerli Ozan'ın yanına biz biraz sünük kaldık. Yok, estağfurullah, siz de maşallah. Gerçekten başımızın tacı, sevdiğimiz bir abimiz. Şimdi bu biraz konulara girince biz onun yanında biraz sünük kaldık. Konulara çok hakimsiniz. Şimdi evet, bu başkanlara gelince sıra, bütün başkanlara, her iki başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Allah izniyle inşallah bundan sonra olacak kalan süremizi de onlarla beraber değerlendireceğiz. Yalnız her aslanın gönlünde bir, ne diyorlar, her bir yiğidin gönlünde bir aslan yatar. Siyasi partimiz olmaz. Siyasi görüşü ne olursa olsun, bir dört tane parti varsa bir partiye oy vereceğiz. Yalnız yerel seçimlerde parti gözetmede şahsa çalışacağımızı bu saatte sonra da emin olun. Açık ve net söylüyor. Kim bizi görürse, insan yerine koyarsa oyumuz da onundur. Oyumuz onun diyorsun. Evet. Mahallenize de söylüyorsunuz. Aynen. Mahalleliye de aynı. Bunlara da aynı söylüyorsunuz. Şimdi gerçekten bunu samimi söylüyorum. Bütün kahvede olsun, toplantılarda olsun, arkadaşlar arasında olsun. Bugüne kadar farklı, bugün de sonra farklı. Yani seçimi artık bir silah gibi kullanacağız. Oyumuzu silah gibi kullanacağız. Yani, kesinlikle parti gözetmeden şahsen. Seçimlerde diyorsun. Evet. Hizmet aldığımız yerin peşindeyiz. Da, evet. Hizmet almadığımız peşinde değiliz. Aynen. Biz, kim bize hizmet yaparsa biz onu göreceğiz. Aslında siz de öyle seçiliyorsunuz. Evet. Kim bizi görürse biz onu göreceğiz. Siz vasıtanızla da mahalleme, herkese çok teşekkür ediyorum. Burada selam yolluyorum. Evet, beni destekleyin diyor musun? Hayırlısı olsun diyorum. Hayırlısı olsun. Dört, kaç tane aday çıkacaksa herkes için hayırlı olsun. Evet, Erol bir şey söyleyeceksin. Oğlan bizim özür dilerim. Horosköy'de dört tane mahalle var. Dört tane mahalleye
doğudan, batıdan, güneyden gelen insanı aslında her birisi sanatkar. Manisa'yı ve Türkiye'yi inşa eden insanlar. Doğru. Hakikaten bu insanlar böyle ilkokul mezunudur. Yaptığı tarihi, o güzel binalara, eserlere bakarsın. İnanın böyle gıptayla bakarsın. Ama bu insanların isteği de bizim de muhtarımızın da ne? İşte belediyelerin, yönetimlerin biraz daha bu insanların çoluğuyla, çocuğuyla eğleneceği, oturabileceği bir sahalar olsun. Gönlümüz o, başka bir şey değil. İnşallah olur. Eyvallah. Muhtarım, ilave edeceğiniz bir şey var mı? Sayın Kaymakamımıza söyleyeceğiniz bir şey var mı? Yani buradan mesaj gönderebiliriz, başka bir şey değil. Hepsinden de memnunuz. Sayın Valimiz de aynı şekilde. Belediye başkanlarımıza teşekkür ediyoruz. Bugün meclis üyelere de teşekkür ediyoruz. Bugün mesela bir güzel yurt neyi istiyorsa, neyi hak ediyorsa biz aynı şeyi de yararlanmak istiyoruz. Aynısını biz de istiyoruz. İstiyorsunuz. Evet. Hakkınızı teşekkür ediyorum. Evet, teşekkür ederiz muhtarım. Evet, en sona seni bıraktık. Herhalde sen şimdi kısıtlı zamana sığdırma... Yok, ben muhtarlarım kadar uzatmayacağım ben. Buyurun. Ben bir iki belediye başkanımızı da, hatta Manisa'da 3 belediye başkanımız var. Ben bunları hepsini seviyorum. Üçünü de seviyorum. Ne mutlu. Bizim başkanlarımız bunlar. Manisa'nın başkanları. Seçilmiş insanları. Onlara saygı duyuyoruz. Biz de onlardan şunu bekleriz. Onlar da bizi sevsinler. Size ilgi göstersinler. Mahallemize ilgi göstersinler. Biz de mahallemizle ilgilerini, sorunlarımızı biz de bir güzelce onlara anlatalım. İnşallah. Hepsine teşekkür ederim. Mahallenize söyleyeceğiniz var mı şey? Mahallemi ben çok seviyorum. Mahallemde iyi olur inşallah. Dertleri olursa gelmesinler mi diyorsun? Hayır, gelsinler. Ha, gelsinler diyorsun. Ben muhtarlığımda her zaman gelsinler. Telefonum orada 24 saat açık. Her zaman gelsinler, sorsunlar. Ne istiyorsa alırsınız. Zaten VTR'de de biz 3 kişiyle galiba sizin mahallenizde yaptık. Diğer arkadaşlarımızın aynı şekilde, diğer muhtarlarımızın. Yani bizim ben aradım, tenkit edecek, muhtara kızgınlıkla bir şey söyleyecek birini aradım, bulamadım. Sizde de, üçünüzde de bulamadım. Ki benim görevim esasında. Evet. Muhalif birinden konuşmak ama bulamadım. Ya bana öyle denk geldi. Ama sizin birini... Benim mahalleyi konuştunuz mu? Konuştuk. Ha pardon, sizinkini vermedik. Arkadaşlar, Fatih Mahallesi'ni vermedik. Yani uzatacağız artık 1-2 dakika. Tamam. Şimdi azalacak. Bak unuttuk onu, kusura bakmayın. Yok canım yani. Aslında var. Hayır, ben haberim yok. Yaptınız mı? Yaptık tabii. Yaptık. Yapmaz mıyız? Ondan dedim. Evet. Hazırsa arkadaşlar verelim. Merhaba. Önce sizi tanıyalım. Merhaba. İsmim Arif. Arif Bayır. Siz bu Fatih Mahallesi'nde oturuyorsunuz. Evet. 95 yılından beri burada oturuyorum. 95 yıl. Evet. Uzun bir yıl yani. Uzun bir yıl. 20 seneden fazla. Evet. Peki sizin bu mahallede en büyük sıkıntılarınızdan neleri sayabilirsiniz? Bu mahallede en büyük sıkıntılarımız 5 yıldan beri şu mahallemize imar istiyoruz ve imar halen daha gelmiyor. Bizim anlamadığımız dava, Cumhuriyet Mahallesi, Lale Meydanları'nın oraları hep imar geldi. Virajın ilerlerine hep imar geldi. Bizim bu mahallede ne var bilmiyoruz. Buraya biz acilen bir imar istiyoruz. Artık yani gördüğünüz gibi şu eski evlerden bıktık yani. Biz de millet gibi temiz bir binada yani kültürlü yaşamak istiyoruz. Anladım. Burada, peki sizin burada İmarın dışında mesela altyapı sorununuz var mı? Elektrik, su probleminiz var mı? Kanalizasyon probleminiz var mı? Ya, tabii ki şimdi burada imar gelmediği sürece burada altyapı sorunu her zaman yaşarsınız. Çünkü imar yok. Muhtarımız Fatih Mahallesi'nin sevgili muhtarımız Doğan Akın her şeyden koştuğu ilgileniyor ama tabii ki bu muhtarlığın da bir iş değil. Bu hizmet isteyen yer. Tabii hizmet isteyen bir yer. Biz bu şeyi beklentilerimiz başkanımızdan Cengiz Bey'den bekliyoruz. Yani bir an evvel imar istiyoruz yani buraya. İmar istiyoruz. Evet, imar. Yani tek sıkıntı imar. Ciddi problemimiz yok. Yok. Yani. İmar. İmar gelirse Çok güzel olacak. Peki imar geldiğinde her meskenin %40-%35'i gidecek. Onlar farkındalar mı? Ya şimdi tabii ki o kadar onlara biz göz yumacağız. Ben kendi şahsım olarak göz yumarım. Çünkü neden? Ben eski evde oturmaktansa yeni bir dairede kaloriferli bir binada otururum. Daha hani onu istiyoruz yani biz. Doğalgaz geldi mi buraya? Hayır, gelmedi. O da yok. Yok. O da imar gelmediğinden herhalde. Evet, gelmedi. İmar gelmediğinden o maalesef o da olmuyor yani. Aynen. O da gelmesi lazım. Tabii ki. Çocuklarla ilgili, okullarla ilgili var mı sıkıntı? Var. Sıkıntımız okuldan mesela benim kızım okuyor şu okulda. Buradaki hocaların hiçbirinden memnun değilim. Mesela geçen kızımı göndermiş ben 3 günlüğüne, 4 günlüğüne. Hoca hastalanmış, okula gelmemiş. Onun yerine bir hoca atanabilir. Yoktu. Vekil yoktu.
Ektim hatta okul müdürüyle birebir görüştüm ben. Müdür bey dedi ki ben azıcık hastalanmış kardeşim. Hastalandıysa yine bir hoca atayın. Veyahut da çocuğa bir ders programı verin. Evinde dersini yapsın. Çocuk ne yaptığını bilmiyor. Yani kaçıncı sınıf? Dördüncü sınıf. Dördüncü sınıf. Bu sıkıntılarımız var yani. Var. Çocukların oyun yerleri, yeşil alanlar falan şu anda, şu an itibariyle yeterli mi? Şu anda mesela gördüğünüz gibi parkımız şu anda yeterli yani burası bizim. Başka yeriniz var mı? Böyle? Var, var. En büyük olası burası, en büyüğümüz, en büyük parkımız burası. Başka da var ama o kadar da iyi değil yani. Değil. Onlar da yaparlar inşallah. Tabii inşallah yaparlar. Beklentimiz bunlar yani büyüklerimizden. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Siz bizi izleyin, bunları konuşacağız. Teşekkür ederim, sağ olun, kolay gelsin. VTR'de izledik. Konuşacak kimse de sizin orada biraz zor buldum. Muhtarımı seviyorum diyor adam. Başka bir şey demiyor. Allah konuşmak Allah istemiyor. Evet. Bir kişiyi ancak bulabildik, konuştum. Evet muhtarım, sizin de mahalleli için söyleyeceğiniz, VTR'de izledikten sonra bir şey var mı? Mahallelinize bir mesajınız. Bizim mahallemizin şu anda altyapısı da sorun. İşte diyoruz imar evet. Geldiği zaman inşallah o da olur. Altyapı imarla beraber gelecek tabii. Değil mi efendim? Selam selam. Evet. Başka bir şey var mı ilave edeceğiniz? Sizin mesela şimdi arkadaş dedi ki siz söylemediniz ama okul dedi, imar dedi, doğalgaz dedi. Konuşmamızın arasında oyun alanı çocuklar için istenildi. Sağlık ocağı, altyapı. Sizin yani özetle bunlar. Evet. Bunların dışında ilave etmek istediğiniz bir şey var mı? Yani bunu? Şu anda yok. Yok. Evet. Peki Sayın Belediye Başkanlarımıza zaten teşekkür ettiniz. Hepsinden memnunuz dediniz. O arkadaşımıza da teşekkür ederiz. Allah razı olsun. O da bazı sorunlarını bilmiş. O da söylemiş sıkıntıları. Evet. Yani. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Şimdi sevgili Manisalılar, ilave etmek istediğiniz bir şey var mı Sayın Muhtarlarım? Yok, bir dörtlüğüne bağlayabiliriz. Kafada biraz. Sen dörtlüğünü oku, ben bitireceğim çünkü. Buyur. Eyvallah. Diyor ki aşık, bu dünyada adaleti vardı. Derya'dan, semadan harac alırdı. Cümle canlı divanına dururdu. Davutoğlu Süleyman'a kalmayan dünya. Bize kalır mı? Kalmaz. Sadakat ehli olalım, hizmet ehli olalım. Yeter. Neden? Bugün dünya, yarın ahiret. Onun için birbirimizle kardeş olalım, paylaşalım yeter. İnşallah. İnşallah. Çok teşekkür ederiz teminlerinizden dolayı. Muhtarım var mı ilave edeceğiniz bir şey? İlave edeceğim bir şey yok. Kalan süreyi güzel değerlendirip bir dahaki döneme hayırlısıyla inşallah gene üç arkadaş. Biz buraya böyle geldiğimizde inşallah bu birkaç sene içerisinde bir şeyler olur. Üçünüz de aslında daha mutlu gelirsiniz. Bunu sık sık yapalım yani mahalledeki sorunlarımızı. Sorunları mı? Tabii belki büyüklerimiz de hem duymuş olurlar hem daha yakınlık hissetmiş evet. olurlar. Sizlerin katıldığı için ETV çok mutlu oldu. Ben de Manisa'ya bakış programı yapıcısı olarak, sunucusu olarak ben de çok mutlu oldum. Sizle sohbet çok iyiydi. Çok güzeldi. Sevgili Manisalılar, Fatih mahallemizin sıkıntılarını önce söyleyeyim. Ben bunları not olarak geçiyorum. Okul, imar, doğalgaz, çocuklara oyun alanı, sağlık ocağı, altyapı. Doğru muhtarım. Evet. Evet, Felip Çakmak Mahallesi taziye evi ki yapılıyormuş herhalde değil evet, mi? Evet. Yeri ayrılmış. Sağlık ocağı, molozların dökülmesiyle ilgili engellemek için çalışma yapılması. Efendim, altyapı sorunu. Aynen. İlave edeceğimiz bir şey var mı? Yok değil mi muhtarım? Yok, elektrik su. Ha pardon, bir de elektrik su var sizin. Zaten en büyük sıkıntımız oldu. Doğru, bir de elektrik su. 50. yıl mahallemizin de efendim banka istiyor. Yani o kadar binalaşmaya. Orasköy'ün geneli için. Banka istiyor ki bu bankacılar kendileri gelir zaten. Aynen. Yani evet. Bizim çağırmamıza gerek yok. Eyvallah, onlar evet. Parayı gördüler mi, aynen. Yapılaşmayı gördüler mi gelirler. Evet. 5 kat istiyorsunuz, 2,5 veya 3 olan yerlere. 2,5 olan yerler. Altyapı istiyorsunuz, aynen. Doğalgaz istiyorsunuz. Evet. Trafikle ilgili de biraz... Trafikle ilgili olan sıkıntılar aşılacak. Üçü arkadaşımızın da en isteğimiz Sayın Doğan abim. Evet. Madde bağımlılığını önleyelim. Madde bağımlılığı en büyük kanayan yaramız, sıkıntımız o. Evet. Felip Çakmak Mahallesi'ne şeyi ilave ettik. Elektrik su. Tabii bu da AFAD'a bağlı olan bir şey. Horozköy pazar yerini, pazar günleri Horozköy pazarıdır. Oraya da bir pazar günleri için ekip. Çok trafik bir ekip. Trafik ekip. Orası yani çok felç oluyor. Hayat trafik duruyor ekibi. Orada. Çok sıkıntılı, sorunlu bir yer. Evet.
ekip buradan emniyetten ilgili arkadaşlarımız izliyorlardır. Mutlaka izleyen vardır veya izleyen birisi söyleyebilir. Horozköy. Pazar öyle, yeri. Halk öyle biliyor. Evet. Pazar yerinin efendim önüne, o ana caddesine. Ana caddesi. Bir trafik ekibi veya zabıta trafikten birisi, onu artık ilgililer mutlaka daha iyi bilirler. Gerçekten orada ben de zaman zaman alışveriş yapmaya geliyorum. Pazar günleri. Orada bir sıkıntım olduğunda ben efendim ben de gördüm. Sevgili Manisalılar, bir Manisa'ya bakış programını bitiriyoruz. Ama yine güzel bir sözle bitirelim. Şu çeşme ne güzel çeşme. Su içecek tası yok. Kırma insan kalbini, yapacak ustası yok. Efendim hayırlı akşamlar. Bir hafta sonraki programda tekrar buluşacağız. Sevgilerle.